Sayın seyirciler iyi akşamlar. Ne Oluyor'a hoş geldiniz. Yine gündemdeki başlıkları tartışacağız ve bugün gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadele kapsamında terör örgütlerinin yandaşlarını devre dışı bırakmak için vatandaşlıktan çıkartma dahil tüm önlemleri almakta kararlı olmalıyız cümlesini konuşacağız. Çünkü bu sözleri söylediğinden beri en önemli tartışma başlıklarından biri haline geldi. Vatandaşlıktan çıkarma o kadar kolay mı? Terör yandaşları derken bunun sınırı nasıl çizilecek? Nasıl vatandaşlıktan çıkarılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine farklı yorumlar getirildi. Hükümet aslında Başbakan Davutoğlu ve Numan Kurtulmuş böyle bir hazırlığımız yok dedi ama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri bir anlamda talimattır ve onları yerine getirmekte görevimizdir dedi ve bu yöndeki düzenlemelerin çalışmaların daha doğrusu başlayacağının işaretini verdi. Diğer taraftan dokunulmazlıklar meselesi gündemde. Bir anayasa değişikliği gerektiriyor bu dokunulmazlıkların kaldırılması. Hakkında fezleke olan milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılması için gerekli olan anayasa değişikliği için imzalar toplanmaya başlandı. Yani düğmeye basıldı diyebiliriz. Dolayısıyla bu da gündemimizde olacak. Bu iki mesele ve alt başlıkları tabii ki bu programda tartışılacak. Kimlerle birlikteyiz hemen konuklarımı sizlere tanıtmak isterim. Bu akşam Turgut Kazan bizimle birlikte. Hukukçu, eski baro başkanı. Çok teşekkür ederiz geldiniz katıldığınız için. Erdoğan Aydın bizimle birlikte. T24 yazarı, tarihçi, siyaset gözlemcisi. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Mehmet Sarı bizimle birlikte. Hukukçular Derneği Başkanı. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hakan Arslan bizimle birlikte. Karar Gazetesi yazarı. Teşekkürler geldiğiniz için. Ve Ufuk Uras'ı ağırlıyoruz bu akşam. Yeni Yüzyıl Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz. Ankara'da da Kürşat Zorlu bizimle birlikte. Akademisyen ve o da köşe yazarı. Birazdan konuşmaya tartışmaya başlayacağız. Kısa bir ara her zaman olduğu gibi bizden ayrılmayın. Vatandaşlıktan çıkarılma meselesi gündemimizdeki ilk madde. Dediğim gibi önemli başlıklarımız var. Vatandaşlıktan çıkarılma meselesini konuşalım. Cumhurbaşkanının bir cümlesiydi aslında. 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle söyledi, yaptı bu açıklamayı, söyledi bu sözleri. Terör örgütlerinin yandaşlarını devre dışı bırakmak için vatandaşlıktan çıkarma dahil olmak üzere tüm önlemleri almakta kararlı olmalıyız. Bunlar bizim vatandaşımız bile olamazlar dedi. Ve tartışma buradan başladı. Şimdi Turgut Kazan'la başlamak istiyorum. Ne diyorsunuz? Yücel Sayman eski İstanbul Baro Başkanı bir makale kalemi almış ve diyor ki bu bir hukuki tartışma değil, siyasi tartışmadır. Katılır mısınız? Ne dersiniz? Yani tabii biz hukuk içerisinde tartışacağız da bu hukuki tartışma değil siyasi tartışmadır demenin bir anlamı yok. Çünkü yasal bir düzenleme öneriliyor. Biz onun hukuk içerisinde yeri olup olmadığını tartışacağız. Aynen, buyurun. Çünkü sonuçta siyasetçi konuşmasıyla bu sonuca ulaşamayacak bir yasal düzenleme düşünülecek. Bu mümkün mü, değil mi? Yapıp vatandaşlık nedir? Vatandaşlıktan çıkarma nasıl bir şeydir? Öyle kolayca yapılabilecek bir şey midir? Bugüne kadar vatandaşlık olayında neler yaşanmıştır? Bunları falan bir göz önüne hafızamız getirerek değerlendirmek gerekir. Şimdi bir kere Avukatlar Günü'nde dediniz. Oradan başlamak istiyorum. Gerçekten 5 Nisan Avukatlar Günü'ydü. Cumhurbaşkanı da Avukatlar Günü'nde avukatlara konuşuyor. O avukatlar, şimdi bakın Avukatlar Günü'nde Avukatlar Günü kutlanacaksa Cumhurbaşkanı tarafından tabii böyle bir şey düşünmüş olabilir. Düşünmesi iyidir. Ama ya baro başkanlarını çağırır, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ile birlikte. Ya kendisi Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği'ne işte ziyarete gider kutlar. Ya da bir mesaj yayınlar. Ama avukatları çağırdım diyor. Sarayda avukatlara ve de seçimlere
dönük eleştiriler yaparak baro seçimleri değiştirilmelidir. Barolar Birliği seçimleri değiştirilmelidir. Hani milli irade bu kadar yani değerliydi. Yani seçilenlere niye bu kadar karşı durularak avukatlar gününde avukatlara avukatlar gününü kutluyor? O avukatlar kim? Ben baktım, dikkatle baktım. Ben 53 yıldır avukatım. Hiçbirini tanımıyorum. Şimdi böyle bir kutlama ilginç bir şey. Bir kere onun altını çizmek gerekir. Bir cumhurbaşkanı avukatlar gününü kutlayacaksa tekrarlıyorum. Türkiye Barolar Birliği Başkanı başta olmak üzere baro başkanlarını çağırabilir. Onlar seçilmiş meslek. Oysa avukatlar gününü kutlarken seçilmişlere inanılmaz şeyler söylüyor. Seçimlere inanılmaz şeyler söylüyor. O yüzden oradan başlayayım. Avukatlar gününde iki şey söylüyor. Bir, vatan. Şimdi bakın vatandaşlık. Şöyle başlayayım. Ben 1988'de 29 Ekim günleriydi. Stockholm'a gitmiştim. Orada işte vatandaşlığı yitirilmiş birçok insan vardı. Bunlardan biri de Demir Özlü'ydü. Benim büro arkadaşım, işte meslektaşım, çok sevdiğim arkadaşım, hikayeci, romancı, edebiyatçı Demir Özlü. Benim oraya geldiğimi duyunca Büyükelçi 29 Ekim olduğu için resepsiyona davet etti. Şimdi Büyükelçinin vatandaşlık kaybı konusundaki değerlendirmesine orada tanık oldum. Ya dedi, şimdi Demir Özlü gibi daha birçok var. İnsanları vatandaşlıktan atmışız. Şimdi ben burada, Stockholm'de, İsveçliler sordukları zaman ne yanıt vereceğim? Nasıl yanıtlayacağım? Çünkü Demir Özlü, işte Stockholm'de önemli bir insan olarak karşılanıyor. Önemli bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak karşılanıyor. İşte televizyonlara çıkıyor, işte radyolara çıkıyor, işte sanat dünyasının içinde, işte edebiyat dünyasının içinde. Böyle birini dedi, yurttaşlıktan çıkarmışız, atmışız. Ben bunu nasıl anlatırım dedi. Türkiye için bu kadar olumsuz, bu kadar kötü bir şey nasıl olur dedi. 29 Ekim'de hiç tanımadığım büyükelçi, resepsiyonda vatandaşlıktan atılmış insanlarla ilgili yurt dışında duyduğu acıyı anlattı. Şimdi hem Demir, hem Cem Karaca benim müvekkilim de oldu aynı zamanda. Tabii onların hem yurt Türkiye'ye getirilmesi sorun, hem yurttaşlıkları sorununu çözmek ayrı bir sorun. Şimdi bunları yaşadık. Yani mesela Cem için Toto Karaca'nın mektupları var bende. Ya bu acılar yaşandı. Yani tekrarlanmaz. Yaşanmış acılardan ders çıkarılır. O yüzden şimdi bir kere vatandaş nedir? Ya vatandaş, bak vatandaş, kardeş, arkadaş sözcükleriyle birlikte düşünün. Yani bu vatanda birlikte yaşayan insanlar, vatandaş. Ya buna dokunamazsın. Şimdi yani doğumla kazanılmış, anne baba bağıyla kazanılmış. Yani öncelikle işte Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı, anne babadan doğan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıdır. Ya bunu kaldıramazsınız. Şimdi tabii 12 Eylül döneminde eski kanun çok kötüydü. O yüzden işte yurt dışında Türkiye aleyhine faaliyet. Yani ne diyor? Darbeye karşı konuşuyorsunuz. Şimdi sorarlarsa ne diyecekler? İşte darbe oldu. Aa ne kadar iyi oldu. Ya zaten ne kadar iyi oldu. Nasıl desin? Türkiye'ye dönemiyor. O yüzden darbenin ne kadar kötü olduğunu söylemek zorunda. İşte niye kaçtığını izah ederken söylemiş oluyor. Eskiden 141-142 fazla bilinir de 140 bilinmez. Bir de 140 vardı. 140'tan ayvayı yersiniz. Ne 140 dışında mesela, bir şey ifade etmiyor olabilir. Cem Karaca 140 Türkiye dışında Türkiye aleyhine faaliyette bulunmak idi. Şimdi Cem Karaca'nın faaliyeti ne? Sanıyorum Münih'ti, Almanya'da bir kent, Münih olduğunu sanıyorum. 1 Mayıs törenine katılmış. 1 Mayıs töreninde fotoğrafı çıkmış. Bir magazin gazetesi de onu basmış. Ve diyor ki Türkiye aleyhine faaliyete devam ediyor. Hani Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Konserlerini gibi de gerekçe gösterdiler. Yurt dışına verdiği konserleri de gerekçe gösterdiler. Aynı söylediğim. Ya haber buydu. Çünkü şimdi yurt dışın o kanunu bakın. AKP gerçekten iyi bir şey yaptı.
Ya ama daha yeni ya, 2009 yılında. O kanunun bir pislik olduğunu belirterek. Ve gerekçesinde, yeni gerekçesinde, yani yeni yasanın gerekçesinde Avrupa müktesebatıyla çağdaşlığa uygun bir yasa yapıyoruz diye bir kanun yapıldı. E şimdi bu kanunun hiç, yani 29. maddesine göre vatandaşlıktan çıkaracaksınız. Yani o vatandaş denildiği için bunlar çok belirgin nedenleri var. Şimdi yani vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir şey yapacaksınız. Vatana, siyasal iktidara değil, başımızdaki bir insana değil. Vatana bağlılıkla, bakın vatana bağlı olmak diye bir mecburiyet de koymuyor. Bağlılıkla bağdaşmayan bir şey yapacaksınız. Anayasa 66. Şey mi söyleyeceksiniz? Yok. Burada bir virgül koyalım. Tabii. Devam edeyim ilk turda. Sizinle devam edelim Mehmet Bey. Siz bu Cumhurbaşkanı'nın sözlerini nasıl yorumladınız? Yani ne diyorsunuz? Turgut Bey'in haklılık payları var. Onu baştan söyleyelim. Ama ihmal edilen bir nokta var. O da şu. Bakın Türkiye çok hassas bir noktadan geçiyor. Gerçekten çok önemli bir mücadelenin parçası yaşanıyor. Hep söyleniyor. Yani dünyada belki büyük güçlerin, hegemonların belaltı savaşlarıyla birlikte Türkiye'ye saldırdığı bir acıları yaşıyoruz. Bu acıların içerisinde elbette şunu baştan adını koyalım. Terör tanımı sadece ve sadece terör üst başlığı çerçevesinde herkesi yurt dışına atmak gibi bir kavram olarak algılamamak lazım. Birebir mücadelenin yaşandığı ortamda bugün bakın Şırnak ya da Nusaybin'de yaşanan birebir çatışma ortamını düşünün. Bu kişilerin Türkiye'ye ilişkin yapmış olduğu ihanetin parçasının derecesini düşünün. Bugün onlarca bakın şehit veriyoruz ve bunların acısı Anadolu'nun her noktasında toplumun iliklerine kadar hissediliyor. Dolayısıyla burada oluşan bu hassasiyetten kaynaklı olarak Cumhurbaşkanı'nın oradaki cümlesinin içerisindeki söylenen noktadaki algı şu. Birebir Türkiye'ye savaş ilan etmiş, savaşın parçası olmuş. Bu devletle hiçbir ilişki ağı kalmamış. Toplumla olan tüm bağlarını kesmişler noktasında addedilen bir şey. Dolayısıyla şu başlığı muhakkak surette açmamız lazım. Salt teröre yardım etti. Salt terörün yanlış parçası oldu. Salt bu işe sempatizan oldu kavramı gibi. Ya da salt şu tarafın taraftarı gibi geniş bir çerçevede bu meseleye bakarsak bu dediğimiz anlamda mağduriyetlere sebebiyet veririz. Ama bugün Güneydoğu uygulamasına bakmamız lazım. Bugün yaşanan hadiselere bakalım. Biz terör adına burada faaliyette bulunanların yapmış olduğu hangi insanlık çerçevesine sığar? Bakın tuzaklamış oldukları onlarca çaydanlıklar var. Akla gelmeyecek. Yani parke taşlarının içleri oyulmuş, içerisine akla gelmeyecek tarzda yapılmış, tuzaklanmış mayınlar vesaire filan. Normal bir savaş, normal bir gerilla savaşı vesaire filan yaşanmıyor şu an. Ortada çok uluslararası bir gücün tasarlamış olduğu, gerçekten olağanüstü bir akılla tasarlamış oldukları ve Türkiye'ye hiçbir dönemde yaşanmadığı boyutta bir saldırının altında. Burada ben şahsen şunu anlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada biz bu vatandaşlıktan atarım ibaresi Cem Karaca değil. Bunun yanında aynı şekilde benzer mahiyette bu işin sempatizanı olan değil. Birebir bu işin içerisinde gerçekten hiçbir zihni fikri anlamda bu Türkiye ile bağ kalmamış kişiler olarak adettiğini düşünüyorum ben. Erdoğan Bey katılır mısınız? Öyle mi okumalıyız? Katılmak isterdim ama ne yazık ki katılamıyorum. Çünkü Cem Karacalar'da da aynı şey yaşandı. Hatırlayalım. Ne yaşandı? Hatırlayalım. Vatan haini dediler canım. Hayır, ben yani seyredim. Ama ben şunu da hatırlatabilir miyim? Bakın 1940'lardaki yurt dışı edilme durumlarını biliyoruz değil mi? Bu 40 değildi. 40'ları söyleyelim. 90'a kadar. Yok 40'ları da söyleyelim. 80-90. 1930'lar 1940'larda yurt dışına sürülen, yurt dışına giden insanlar. Kimler bunlar? Genel olarak profillerine bakalım. Yani bunlar bakınız Ermenilerin büyük bir kısmı tüm vatanla ilişki bağları kesildi mi bu dönemlerde? Kesildi. Mülkiyet haklarının tamamına el konuldu mu? Konuldu. Dolayısıyla ben şunu demek istiyorum.
şartlar, o günün şartları itibariyle devletin kaldırmayacağı boyutlarda bir saldırı tehdidi altında kalırsanız bu yapılabilir. Meşru anlamda, şu anlamda söylüyorum. Yani o yapılanlar da iyidir. Şu, asla ben sadece örneklik hesabıyla hesabında söyledim. Örneklik hesabıyla söyledim. Burada bakın, açmazda kaldığı nokta itibariyle Türkiye'li hiçbir zihni fikri bağ kalmamış bir kişi aklınıza gelebilecek. Belirleyecek onu. Ben şu anlamda söyleyorum. Bunu konuşalım. Bunu konuşalım. Bir Erdoğan Bey lafını sözünü tamamlasın. Buyurun. Şimdi suyu emsal, emsal olmaz. Suyu emsali, kendini emsal yapanlar aslında o suyu emsalleri yapanların konumuna düşmüş insanlardır. Siyasetçilerdir. Hatırlayın 2010'daki anayasa değişimiyle mutlak iktidarı ele geçirdiği günden itibaren işte bazı ara dönemler hariç genel olarak ileriye gittiğimize dair somut veriler elde edemiyoruz. Bir ara umutlandık 2013-2015 yılları arasında Kürt sorununun bir çözüm hattına giriyor. Dolayısıyla Kürt sorunu daha çözüm hattına girince rahatlayacağız. Dolayısıyla diğer şeyleri de yavaş yavaş temizleyeceğiz ama bir baktık ki Kürt sorunu çözülüyormuş gibi yapılan iş aslında tek adam iktidarını, başkanlık sistemini geçirebilmek için, Kürtleri yedekleyebilmek içinmiş. Kürtler ne zaman ki biz başkanlık projesine hayır, bizim sorunumuz sadece Kürt sorunu değil, aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesidir denildi, birdenbire masalar devrildi vesaire. Şimdi Erdem Gül, Can Dündar örneği bize aslında yeni bir Cem Karaca, yeni bir Yılmaz Güney, yeni bir Demir Özlü vakasıyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. 1200'de başlayıp şimdi çok daha sayısı artan akademisyenlerin başına gelen iş aslında yeni bir Cem Karaca, yeni bir Yılmaz Güney, yeni bir Demir Özlü vakasıyla karşı karşıya geldiğimizi gösteriyor. Daha önemlisi Turgut Bey'in az önce işaret ettiği şeyi çok önemsemek lazım. Vatan, vatandaşların hak ve özgürlükleriyle belirleniyorsa orada demokrasi ve hukuktan söz edebiliriz. Vatan eğer Kenan Evren'in, işte şimdiki Cumhurbaşkanı'nın veya işte her kimse önceki 40'lı yıllar iktidarının kendi konsepti ve kendi iktidarıyla sınırlanan bir yerden tanımlanıyorsa orada artık vatandan değil mülkten söz etmek lazım. Orada vatandan söz etmek artık mümkün olmadığı gibi vatandaştan da söz etmek mümkün değil. Kanuni'nin canı sıkılır veya Kanuni'ye muhalefet edenleri oradan sürgüne gönderir. İşte modern dönemde gerçekleşen işler de Osmanlı, Roma, Bizans, işte her neyse geleneksel imparatorluklarda olan iş. Çünkü merkezde, sarayda işte veya seçilmiş veya seçilmemiş fark etmez. Oturan kişi memlekete giydirmek istediği dava, konsept, İşte 2023 hedefi veya 1923 hedefi fark etmiyor. Bu sınırların içine sığmayan, tek tipleştirmenin tek 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 diyen o sistemin dışına çıkan herkesi bir şekilde ben milliyim, benim dışımda kalan herkes gayrimilli. Ben vatanın çıkarlarını savunuyorum, benim devleti denetlemek adına basında benim istemediğim şeyleri kamuoyuna yansıtan vatan haindir, casustur. Dolayısıyla buradan başladığımızda bir müddet sonra fark ediyoruz ki İleri demokrasi, demokrasi, seçilmişlik vesaire lafları hepsi güme gidiyor ve dönüp gelip 12 Eylül'ün yaptığı uygulamalar hattına girmeye başlıyor. Buraya girdiğimizde de ne yazık ki ondan sonra toparlamak çok daha zor oluyor. Hemen Hakan Bey'e sorayım. Şimdi buradaki mesele terör örgütlerinin yandaşları mı? Biraz önce Turgut Bey'in söylediği gibi yandaş. Evet. Ya bu sözler söylendikten sonra çünkü düzeltilme gelmedi. Yani şöyle denemedi. Ya yanlış demedik biz aslında terör, hukukla sabitlenmiş terör örgütü mensupları denilmedi. Onun için bu yandaş meselesi muallak bir mesele. İsterseniz öyle devam edelim. Ne olur, düşünüyorsunuz? Şöyle bakalım ya tabii ben siyaset yorumcusu olarak her zaman Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, ana muhalefet liderinin, siyaset sözcülerinin demeçlerine siyasi değeri, siyasi anlamı ve siyasi mesajı açısından bakıyorum. Şimdi işin hukuki boyutu başka bir tartışma konusu. Ona ilişkin çok kısaca kendi görüşümü söyleyeceğim ama ondan önce şunu söyleyeyim. Yani Cumhurbaşkanı'nın ifade şekli çok net bir tanım barındırmıyor olabilir içinde. O yüzden de bu bir kafa karışıklığına ve çok farklı yorumlara sebebiyet veriyor olabilir. Onu gidermek elbette ki Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı sözcülerine düşer. Cumhurbaşkanı söylediği çok açık. Yok ben o kanaatte değilim Turgut Bey. Üç tip verdi. Çok açık. Üç tip verdi. Yani... Ben bir, o kanaatte değilim. Bir,
İşte onlara yandaş, yani neyse, olan akademisyenler. Hayır hayır, hiç alakası. Casusluk yapan gazeteciler ve teröristleri, işte bombacıları yok, falan savunan avukatlar. Yok, derken, yok, öyle bir şey. Bunlar söylendi yani. Turgut Bey, izin verirseniz bak, bu yine şey. Bunlar söylendi. Ama hayır, bağlamından koparıyoruz ve yanıltıcı bir yöne sevk ediyoruz. Bu söylediği, sözünü ettiğiniz suçlayıcı ifadelerde barındıran eleştirileri başkadır. Bunu dile getirdiği konteks başkadır Cumhurbaşkanı. Ben yani özenle de takip ettiğim için söylüyorum. Şimdi öncelikle burada ne tür siyasi mesajlar var onu söyleyeceğim. Hem öncesinde de şunun altını çizerek söyleyeyim tabii. Ben Cumhurbaşkanlığı makamını siyasi bir makam olarak görüyorum. Tarafsız bir makam olarak görmüyorum. Cumhuriyet kurulduğundan... Anayasa demiyor ama. Katılıyorum ama diyorum ki ben şahsi değerlendirmemi söylüyorum. Cumhuriyet kurulduğundan bugüne biz hiç tarafsız Cumhurbaşkanı falan görmedik. Gördük mü? Ben o kanaatte değilim, onu ayrıca tartışalım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı makamı siyasi bir makamdır. Devletin başı olması hasebiyle de siyasi demeç verme hakkına sahiptir. Bir de halk oyuyla seçildiği için Erdoğan bu hakka fazlasıyla sahiptir. Şimdi oradaki siyasi mesajlar ne? Bu küçücük o cümleye sıkışan. Üç katmanda okumak lazım. Birincisi Türk toplumuna, kamuoyuna sesleniyor Cumhurbaşkanı ve terörle, kararlılıkla mücadele meselesi. Yani terörün vardığı boyut ortada. Demin biraz önce Mehmet Bey de hani toplumda oluşan hassasiyetlerin altını çizdi. Bu hassasiyetler konusunda topluma bazı güvenceler vermek görevi Cumhurbaşkanı'na aittir. Bu kararlılığın altını çizmek amacıyla söylenmiş bir cümle bu. İkinci katman örgüte, örgütün liderine ve örgütün militanlarına yöneliktir. Orada biliyorsunuz son zamanlarda yine çözüm masası üzerinden bir tartışma süre geliyor. Doğrudur yanlıştır o başka bir mesele. Ben çağrıları da önemsiyorum o konudaki. Ama diyor ki ben mücadelemi sürdürmek konusunda devlet adına kararlıyım ve herhangi bir esneme payı barındırmayacak benim mücadele yöntemim. Yani buna ilişkin bir hesap yapıyorsanız, örgüte yönelik olarak bunu söylüyor, sakın bu hesabı yapmayın. Üçüncü olarak da şunu söylüyor, hani bu tanım üzerinden yola çıkıyorum. Yarın elbette koşullar değişecek inşallah. İnşallah terör örgütünün silahtan, Kürt sorunun şiddetten arındığı günler gelecek. Sadece siyasi mücadele halinde sürdürülebilir bir sorun haline dönüşecek bu. Demokratik mücadelemizi de hep birlikte vereceğiz. O günler gerçekleştiğinde bugünkü pozisyonlarınızı korumaya devam ederseniz benimle muhataplık ilişkisi kuramazsınız diyor. Yine devlet adına. Şimdi oradan yani siz hemen... Siz ki burada muhatap örgüt ve örgütle... Üç katman. Hayır, Türk toplumuna yani bir mesaj veriyor, örgüte bir mesaj veriyor ve örgütün yarın nasıl pozisyonlanacağına ilişkin bir mesaj veriyor. Onu da şimdi hemen hukuki kısmına, ben hukukçu değilim yani ama şu kadarını akledebilirim. Kendi görüşümü söyleyeyim. Burada kastedilen nedir? Terör örgütüne mensubiyetlik, yani yandaş lafı biraz evet çok esnek bir duygu verdi ama hani bunu söyledi ya Sayın Adalet Bakanı, sadece Cumhurbaşkanı için de söylemedi. Ben Cumhurbaşkanı da Başbakanı da kimi demeçlerini sözlü talimat addeder ve ona göre harekete geçerim dedi. Yani Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın veya işte hükümet sözcüsünün verdiği mesajlar siyasi mesajlardır. Bundan kanuni ve hukuki bir düzenleme yapılıp yapılamayacağına, talimat anlamına gelip gelmeyeceğine de Adalet Bakanı karar verir. Şimdi o konuda hemen bitiriyorum. Şirin Hanım merak etmeyin. Evet, o konuda benim kanaatim şudur. Bir tanıma gelecekse bu. Terör örgütüne mensup olan veya mensup olmadığı halde sempatizan vesaire ağır terör suçu işleyen yani bu suçu işlediği de mahkemece hüküme bağlanan yani suçu sabit hale gelen ve iç hukuk mekanizmalarının da tamamı suçluluğu konusunda yani masumiyetini tersine ispat edemiyorsa bu mekanizmaların tamamlandığı gün vatandaşlıktan çıkarmaya dair bir düzenleme yapalım önerisi en fazla. Bundan ötesini zaten Anayasa Peki. Mahkemesi de iptal eder. AB mevzuatına da aykırıdır. Bugüne Peki. kadar hükümet hiç böyle uygulamalar da yapmadı. Onu da söyleyeyim. İşte zaten herkesin belki de birazcık yani bir görmemiz lazım. Olmayan şey üzerine Peki. niye topluyoruz? Hakan Bey böyle diyor. Siz böyle mi yorumluyorsunuz? Vallahi işte şimdi kuyuya bir taş atılıyor. 40 akıllı çıkarmaya çalışıyor durumuna döndü mesele. Çünkü Yücel Saymon'un dediği gibi siyasi ihtiyaçlar hukuku şekillendiriyorsa çok iyi düşünmek lazım. Çünkü Türkiye'de öyle bir devlet geleneği var ki farklı olana tahammülsüzlük üzerinden İskilipli Atıf Hoca'dan başlayın Said Nursi'ye, Nazım'dan devam edin Aziz Nesin'e, Deniz Gezmiş'e. Farklı olana tahammülsüzlüğe dayanan bir genetik kodumuz var. Böyle bir meseledeyiz. Biraz önce vurgulandığı gibi Beyce Boran'dan Oya Baydar'a, Ahmet Kaya'ya biz böyle bir pratikten geliyoruz. Bir rejim eleştirileri ve her zaman Türkiye aleyhtarlığı gibi
takdim edildiği bir gelenekten geliyoruz. Şimdi yandaş dediğiniz şey öyle muğlak bir hikaye ki var olan terör yasası içerisinde yetersiz olan hiçbir şey olmadığı gibi bu işi dar anlamda yorumlayalım. Kendi mantığı içinde gidelim. Eli kanlı bir katilin siz ceza veriyorsunuz, içeri atıyorsunuz. Hayır bunu yapmayacaksınız, yurt dışına atacaksınız. Peki terörün globalleştiği bir ortamda eli kanlı bir katili yurt dışına göndermenin bana mantığını söyleyebilir misiniz? Ve yurt dışındaki insanlar o insanı niye kabul etsinler? Yani terörün globalleştiği varsayımıyla hareket ediyorsak. Dolayısıyla bu kadar subjektif değerlendirmelere de açık bir zeminde biz şuna bakmalıyız. Devletin pozisyondan bağımsız olarak örneğin Sartre, Fransız devletini eleştirdiğinde Sartre'a nasıl tutum alınmıştı? Mesela BBC, İngiltere'nin Arjantin, Falkland adaları politikasını eleştirdiğinde BBC saygınlığını nereden almıştı? McCarthy döneminde Rosenberg'ler, yani bütün dünya tarihine baktığımızda bunun sayısız örnekleri var. Dolayısıyla devlet refleksi denen şeyi bizim memleketimizde biliyoruz. Bunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Yani 21. yüzyılda kadim sorun, Kürt meselesinin çözümüne ilişkin açmazdır meselede kilitlenen. 2005 yılında Sayın Erdoğan diyor ki biz geçmişte çok büyük hatalar yaptık diyor. O dönem CHP diyor ki vay bu şehitlerimize hakarettir, bunu devlet zirvesi haline getirelim. Şimdi sormak lazım. 2005'te çok büyük hatalar yaptığımız şeyler neydi ki? Bugün tekrar o hataların başına döndük ve bir fasit daire içerisine girdik. Yani şimdi, var olan çizgisini değiştirmiş değil bence Erdoğan'da AK Parti olsun. Burada bir teknik yani. Soruyu Turgut Bey'e sor. Bir eksiklik var. Şimdi Hakan Bey'in sandığı gibi vatandaşlıktan çıkarmak, çünkü bu bilinmiyor burada, bu işe hakim arkadaş da yok, bir mahkumiyete bağlı değildir. Siyasi karardır. Evet. Yani... kendi yorumlayayım Turgut Bey. Bakan, yani böyle olabilir ancak ay, kanun öyle. Zaten mümkün. Ay, kanunda öyle. Değişiklik öngörülüyor ya canım. Hani şimdi ama vatandaşlık bir şey beklemez yani. Bitirir, vatandaşlık hakkını da yitirir mahkumiyetin sonunda. Ben öyle düşünüyorum. Efendim getirilmez şimdi. Çünkü 5 yıl sürecek bir yargı sürecini beklemeyi düşünmüyor. O yüzden diyor ki bakanlar da, şey pardon. Bakanlar kuruluna bildirecek. Vatana bağlılık 3 tane şey var burada. Yani yabancı devlette askerlik yapmak, işte Türkiye ile savaş halindeki bir yerde hizmeti sürdürmek, işte Türkiye'nin düşmanlığı olan bir ülkede geri dön çağrısına rağmen gelmemek gibi 3 tane hal var. Bunlar doğrudur, haklıdır. Yani bu burada vatandaşlık kaybı kararı verilir. Buraya şimdi terörü de ekleyecek. Şimdi bir biçimde ekleyecek. Nasıl yazacaksa yazacak. Şimdi orada bakanlar kuruluna bildirecek. Bakanlar kurulu vatandaşlığı kaybetme kararı verecek. Karar resmi gazetede yayınlandığı gün, hemen ertesi gün yayınlanacak ve siz vatansızsınız. Şimdi hem Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre hem Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi'ne göre vatansızlık korkunç bir olaydır. Şimdi söylendiği gibi bir kere sizi terörle bağlandıysanız kim, hangi ülke nasıl alacak? Nerede yaşayacaksınız? Buradaki bütün haklarınız bitecek. Buraya giremeyeceksiniz. Burası benim vatanım. Giremeyeceksiniz. Böyle bir şeyi sonuçta bir bakanın isteği üzerine bakanlar kuruluna bırakıyorsunuz. Bu, i̇şte bu hiç düşünülebilecek böyle bir şey böyle bir düzenleme olabilecek bir şey değil. Böyle bir ne düzenleme olur AKP'li olmak ki, saygı Bey. Duyarım. Ama AKP'liyiz diye yanlışa kürek çekmek. Hayır. Turgut çok Bey, kabul böyle edemez bir düzenleme bir söz konusu olursa ben de en az sizin kadar itiraz olursa, ederim. Merak etmeyin. Şimdi bak torba yasada bir gecede çıkıyor. Söz konusu olursa bu şekilde demek. Tartışılmaz. Şimdi, böyle bir düzenleme yapılırsa bir düzenleme olup olmayacağını bile bilmiyoruz. Biraz sabredelim. Adalet Bakanı bir teklif verecek vermeyecek görelim. Bu bölümümüz kısaydı. Kısa bir reklam arası vereyim. Uzun bölümümüze geçelim. Kafamızı kurcalayan şu, daha doğrusu bu konuyla ilgili görüş bildirenlerin ve yazı yazanların. Örneğin Fehriye Erdal. Vatandaşlıktan çıkaracağız ama bir taraftan da iadesini istiyoruz. Nasıl olacak o? Hem vatandaşlıktan atıp sonra da yargılanması için iadesini isteyeceğiz. İadesini istemezsiniz zaten. Vatandaşlıktan çıkardığınız zaman Türkiye'de yargılanamaz demektir. Yani bu gibi komplike durumlar var. Onları sizlere soracağım. Kürşat Bey'e bu turda söz veremedim. Hemen ikinci turda söz vereceğim kendisine. Birazdan bizden ayrılmayın. Nasıl olacak? Bir de bu mesele sadece Kürt sorunu ve PKK ile mi ilişkili? Çünkü terör örgütleri diyoruz. Yani bunun içine terör örgütü kapsamına giren herkes dahil alıyor. Yani IŞİD'ciler,
işi de destek verenler o zaman. O zaman belki onlara bağlı çalışan ya da öyle demeyelim ama belki radikalleşme ile ilgili yazan çizenler de mi dahil olacak? Paralel, o da terör tanımı içinde. Bütün bunlar var. Birazdan konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Kazandı bırakmıştım. Hemen bir Kürşat Zorlu'ya döneyim. Kürşat Bey, bu ilk turda sizin görüşünüzü alamadım. Ayrıntılarına bakacağız ama siz ne düşünüyorsunuz bu açıklamayla ilgili olarak? Şirin Hanım, neresinden başlayacağımı bilmiyorum. Çünkü çok değişkenli bir konu bu. Bütünleşik bir mesele. Öncelikle bir siyasal sistem sorunuyla karşı karşıyayız Türkiye'de. Onu bir belirtmekte fayda var. O da şudur. Bir nevi cumhurbaşkanlığı sistemi uygulanıyor şu anda Türkiye'de. Elbette ki daha öncesinde parlamenter sistem layıkıyla işlemiyordu. Orada da bir başbakanlık sistemi, ne benzer bir sistem yürütülüyordu. Ama bugün şöyle bir gerçek var. Artık Sayın Başbakan konuştuğu zaman toplum hemen cumhurbaşkanına dönüyor. Yani acaba Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda ne diyecek diye bekliyor. Bu kuvvetler ayrılığı prensibi olarak ve toplumun sağlıklı bir biçimde yaşanan bu kutuplaşmanın da engellenmesi bakımından son derece tehlikeli görüyorum bu süreci. Buna bir an önce son vermek gerekiyor. Çünkü bu sistem böyle devam ettiği sürece biz bırakın kutuplaşmayı yok etmek, daha da fazla derinleşmesine sebep olan bir süreçle karşı karşıya kalacağız. Bu vatandaşlık meselesi de tıpkı bu konu gibi bütünleşik bir mesele. Elbette ki odağında hukuk var. Hukuk zemini içerisinde bir vatandaşlık kavramından bahsediyoruz. Ama olayın bir de sosyal, siyasal, sosyolojik bir yönü var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı örgütünün, terör örgütünün yandaşlarını devre dışı bırakmak diye bir ifade kullandı. Kural olarak yandaşlık birisinin ya da bir düşüncenin yanında onun destekçisi olmakla eşdeğerdir. Ve dolayısıyla bu açıklamaya bakarak terör örgütünün bizzatihi kendisini ya da örgüt mensuplarını değil, örgütle bağlantısı olan, onu destekleyen, o görüşü savunanların buradan aslında hedef alındığını söylemek mümkün. Eğer bunun aksi yönde bir kanaat söz konusuysa, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasını düzeltmesi beklenir kamuoyunun yanlış bir tartışma yürütmemesi açısından. Ama doğrusu şaşırıyoruz bu ülkede olan şeylere. Bir dönem terörist de terörist demeyin, Öcalan'a bebek katili demeyin, PKK'ya terör örgütü demeyin denildiği bir süreçten çok değil birkaç yıl sonra böyle bir gündem yaşıyoruz. Ve bu vatandaşlık tartışmalarının millet kavramıyla ilgili tartışmalarla da beraber götürülmesinin çok sağlıklı olacağı kanaatindeyim. Çünkü bugün terör örgütüne destek vermekle vatandaşlıktan çıkarılmanın bir arada konuşulduğu bir dönemde şunu unutmayalım. Aynı terör örgütü ve onun yine yandaşları anayasanın 66. maddesindeki Türk vatandaşlığına ve anayasamızın tam 10 yerinde geçen Türk milletinin birleştirici unsuruna karşı savaş açmış durumdalar. Bunun değiştirilmesini istiyorlar. Peki bunun konumuzla ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Aynı avukatların kabulünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın öteden beri süre gelen şekilde seslendirdiği üzere, bakınız burası çok önemlidir. Tek millet diyoruz. Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Boşnak, Gürcü ve Romanı ile aklınıza ne gelirse gelsin tek millet. 79 milyon tek millet. Baktığımız zaman gayet birleştirici bir yaklaşım. Ama mesele vatandaşlık meselesiyle birlikte tartışıldığında hiç de öyle değil. Soruyorum. Bu milletin adı nedir? Bu milletin adı nedir? Bu milletin adını koymadığınız sürece hem anayasanın 66. maddesine hem de özellikle başlangıç kısmında vurgulanan Türk milleti yaklaşımına aykırı bir duruş da sergilemek durumunda kalıyorsunuz. Bu birleştirici unsuru
Lütfen zedelemeyelim. Bu geleceğimiz için hakikaten peki, çok sorunlu bir yaklaşım. Şimdi siz anayasadaki vatandaşlık ve vatandaşlığın oraya hukuk... geliriz ama konumuzdan ya yani dağılmaması için söylüyorum. Ama bakın geleceğim. Elbette. Elbette. Şimdi bu hukuki tartışma da tabii hem uluslararası hukuk açısından irdelenmeli hem de anayasamız ve diğer pozitif hukuk kurallarımız açısından irdelenmeli. Orada Turgut Bey var tabii konunun uzmanı ama ben de bazı araştırmalar yaptım. Hani birkaç metin okudum bu konuda. Bazı uluslararası sözleşmelere de baktım. Şimdi bizim şu anki Türk vatandaşlık kanunumuza göre şu anda böyle bir suçlamayla vatandaşlığın sona erdirilmesi mümkün değil. Zira yine aynı hükümet yani Sayın Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde 2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış güvenliği şeklindeki bir ibare vatandaşlık kanunundan çıkarıldı. Bu Milli Birlik Kardeşlik Projesi çerçevesinde. Şimdi buraya doğru bir dönüş söz konusu esasında. Yaklaşımın odağında bu var. Fakat ben vatandaşlık konusunun hukuki zemininin dışında sosyolojik bir zemini olduğu kanaatindeyim. Çünkü yabancıları bir ülkenin ya da bir devletin vatandaşı olmaktan ayıran şey onların sadece kanunlara uymalarıdır. Ama bir devletin vatandaşları aynı zamanda itaat ve sadakat ölçüsünde bir aidiyet duygusuyla yüklenmek durumundadırlar. Eğer bu sadakat ve itaat duygusu ortadan kalkmış ise o kişinin o devlete husumet gütmesi, o devlete ihanet etmesi, o devleti sırtından vurması gibi birçok sonuçla karşı karşıya kalabiliriz. Ben bir vatandaş olarak aidiyet duygusunu yitirmiş vatandaşların bir de suça karışma eğilimi taşıyorsa, suç şüphesi güçlü ise peki, vatandaşlıktan çıkarma cezasının gündeme alınabileceği kanaatindeyim. Ama bunun için bir değişiklik gerekiyor. Ama, ve bu anlamda uluslararası hukuktan da son bir atıfla ekleme yapmak isterim. 1961 tarihli Birleşmiş Milletler vatansızlığın azaltılmasına dair sözleşme var. Yani esasında uluslararası hukuk kimsenin vatansız kalmaması için bir konsept belirlemiş durumda. Ve hatta bizim kanunumuzda da kişinin kendi iradesiyle çekilme davranışını bile yapabildiği durumlarda tek bir şart vardır. Vatansız kalmama şartıdır. Yani vatandaş herhangi bir ülkeye, devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olmaktan uzaklaşıyorsa kanun buna izin vermiyor peki, vatandaşlıktan peki, çıkarılmasına. Tamam. Ancak bakın burası çok önemlidir. Yani bu, uluslararası bu sözleşmede Bey, bile... Hürşat Bey döneceğim. Uluslararası sözleşmelere gelmeden evvel şu biraz önce söylediğinizi önce bir tartışalım. Erdoğan Bey diyor ki Kürşat Bey vatandaşlık aidiyet duygusunu kaybetmiş olanlar için belki bu düşünle. Şimdi burada bu kime göre neye göre mesela kime göre hangi duygu nasıl kaybedilmiştir ya da kim belirleyecek bunu sorusu devreye giriyor. Aslında Kürşat Bey'i dinlerken doğrusu demokrasi teorisinden. Yüzyıllardır insanların mücadele ede ede ben insanım ve haklarım var statüsünü yakalamak için ödediği bedellerden ne kadar yabancı bir yerde yaşadığımı hissettim. Bakın demokraside vatandaşlık demokrasiye ait bir kavramdır. Vatandaşlık egemenler karşısında hak ve özgürlükleriyle tanımlanmak demektir. İtaat ve sadakat aslında imparatorluklar çağında diktatörler çağında, monarşiler çağındaki bir kavramdır. Orada insanlar itaatle yükümlüdürler. Siyasal isimleri tebaadır. Dinsel bunun iz düşümü de kulluktur. Sarayda oturan veya bir şekilde egemen olan kişiye itaatle yükümlüdürler. Oysa demokrasi, çoğulculuk tam da bu standartın tarihin çöp kutusuna atılması bunun yerine İnsanın devlet karşısında. Devletin... Erdoğan Bey bu milletin adı nedir? Türkiye'de yaşayan insan topluluğunun yani bu milletin adı nedir? Şimdi bunu ne anlamda soruyorsunuz? Hiç, yani benim şu anda anlattığım itaat ve sadakat kavramını sorguluyoruz onu söylerim. Milletin adı kendisine ne diyorsa odur. Sosyolojik bir kavramdır. Milleti Türkiye'de yaşayan Türkiye'de yaşayanların milleti mi ya da Kürşat Bey ne diyeceğiz bu Kürşat milletin Bey, adına? Kürşat Bey bana izin verin peki, bu sizin sorunuzu aldım ben bunu tartıştıracağım. Bir Erdoğan itaat, Bey bitirsin. İtaat ve sadakat demokrasi dünyasına özgü değildir. Vatandaşlar dünyasına özgü değildir.
Ya diyelim ki babadan oğula geçen ve sarayda oturan veya bir şekilde iktidarı seçilmiş veya seçim dışı ele geçirmiş güçlerin o egemen olduğu sınırlar içinde yaşayan insanlara sadakat dayatmasıdır. Burada çoğulculuk olmaz, burada hak olmaz. Burada ne sendika olur, ne gerçek anlamda özgür ve eşit seçim olur, ne itiraz olur. Şimdi böyle bir dünyaya geri döndüğümüzde ben devletim ve yaparım diyen 14. Louis'lerin dünyasına dönmüş oluruz. Bu da hani bunca yol kat etmişken gerçekten bu memlekete yapılabilecek en büyük hatadır. Buradan dolayısıyla hiçbir şekilde hak çıkmaz ve aslında demokrasi dediğimiz şey ekmektir. Evet. Aynı peki, zamanda. Kürşat Bey, kısa rica ediyorum ki tartışalım. Şirin Hanım, özür diliyorum ama sorayım. Son bir şey eklemem tabii lazım. Tabii, size soruyorum. Paris zaten. Saldırılarından sonra hadi. Fransa'da terör suçlularının vatandaşlıktan çıkarılması için kanun çıkarıldı. Yani lütfen böyle öykündüğümüz Avrupa toplumlarının da bu konularda diğer farklı şekilde davrandığını, yani eğer iddiamız hukukun buysa. Hukukun ABC'sini konuşuyoruz. Demokrasinin ABC'sini konuşuyoruz. Vatandaşa... Yalnız o bilgi yanlış. Üstelik. Yani... Ne anlamda? Şu anlamda yanlış. O tartışıldı ama tartışılan şuydu. Yani vatandaşlığı kabul edilenlerin, yani sonradan kabul edilenler. İşte yani doğumla vatandaş olanların değil. İşte orada şimdi orayı açalım. Almanya'da da süreç var. Ama evet. O tartışma da yani tartışıldı sorun ve kanun çıkmadı. Çıkması için tartışma yaptı. Şirin Hanım. Sonradan Fransa Cumhurbaşkanı'nın çıkmadı. Sözünü üstelik, aktarmak isterim. Kanun birinin çıkmadı. Vatandaşlıktan üstelik çıkarılması onu vatansız hale getirmemeli. Ancak temel hak ve özgürlüklere ya da kamu düzenine kastettiği ya da teröre bulaştığı kanıtlanmış birinin Fransız vatandaşlığından çıkarılmasını da öngörecek iradeye sahip olmalıyız. Ve o kişi Fransa'da doğmuş olsa bile. Bu Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir açıklama. Bir destekti ben. Peki. Ama siyasi bir açıklamadan söz ediyoruz. Peki. Siz ben de... orada bir ekleme yapacağım. Benzer süreç Almanya'da yaşanıyor. Almanya'da bugün Alman orijinli olmayanların sonradan gelen yabancıların, Türkler vesaire filan gelenlerin vatandaşlıktan hayır, çıkarılabileceğine ilişkin düzenleme var. Yasal düzen. Yasal düzenleme var. Bugün Almanya şartlarında var. Benzer düzenleme Fransa için de az evvel Kürşat Bey ifade etti. Aslında ben şurada biraz az evvel konuyu şöyle biraz şeye çekmek istiyorum. Yani süreç aslında PKK meselesi nasıl bu kadar şiddetlendi de. Hayır, oraya mesele... çekmeyin. Şimdi önce burada konuş, burada onu sonra konuşuruz. Şimdi bir kere burada biz şunu belki açıklığa kavuşturmak isterseniz siz katılımcılar. Terör örgütleri ifadesi var. Bakın şimdi orada. Burada sadece PKK'yı mı konuşuyoruz? Aslında, yoksa IŞİD'e mi konuşuyoruz? Hepsini konuşuyoruz. Milli Güvenlik Kurulu'nun terör listesindeki diğer örgütleri de mi konuşuyoruz? Akademisyenleri de mi konuşuyoruz? Çünkü yandaş şimdi, meselesi var. Şimdi aslında. Fransa'da Cumhurbaşkanı söylediğiyle hani aynı şey mi? Bunu tartışalım lütfen. Konuyu ben ilk başta da ifade ettiğim üzere eğer biz konuyu total sadece terör yani teröre destek olan, yandaş olan, sempatizan olan tarzında yapacağımız bir genişleme bizi çok kötü yerlere götürür. Çok kötü geçmişteki Türkiye örneklerine bizi taşır. Bunun taraftarı değiliz. Ben şey, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani, da bunu ifade ettiğini asla düşünmüyorum. Şöyle kendisi de açıkça söyledi. Yani bugün terörün bizatihi çatışmanın parçası olmuş. Bunun içerisinde artık şimdi kim Cemil Bayık'ın Türkiye'ye aidiyet duygusundan bahsedebilir? Ne kadar Türkiye paydaşı? Ya da dağda Kandil'de olanların kendini Türkiye'den soyutlamış olanların Türkiye'ye dönük olarak artık paydaşlık noktası nerede? Ben gerçekten düşünüyorum. Bir yönüyle elbette biz ceza yargısı bakımından bunları yargılama noktasında elbette devletin bir tutunma noktası olduğunu düşünüyoruz. Bunlar önemli. Fakat bugün zapturap altına alınamayan yani güvenlik kuvvetlerin nezdiyle buraya getirilemeyen bir kişiyi artık şu şartlarda ancak i̇şte ancak de, demek reklama gitmeden önceki sorumu o zaman size sorayım. Feriye Erdal, Sabancı suikastinin zanlısı. Daha bir hafta evvel Bekir Bozdağ dedi ki daha önce talep ettik iadesini tekrar talep ederiz. Şimdi mesela Feriye Erdal'ı vatandaşlıktan çıkarıp buradaki kastedilen nokta yani teknik bir size hukukçu olarak soru soruyorum. Ben şu anlamda diyorum yani bu normal şartlarda burada yapılması gereken nokta terörün sadece salt böyle geniş anlamda yani istediğimiz anlam yandaşına, türevine vesaire filan sirayet edecek tarzdaki böyle külli bir
şeye dönüşecek şekilde yapılan bir terör tanımı çok sakıncalı noktalara gidebilir. Bunu okudan ben şunu yapmamız lazım. Bakın bir dakika. Muhakkak surette yasal düzenlemenin. Hayır. Terörün uluslararası tanımı da var. Bugün içerideki tanımla uluslararası tanım tamamen ayrı. Devlet bakın tanımları var yani. İki tanımın nitelik farkı var. Şöyle söyleyeceğim. Bugün cezalandırma yöntemi olarak devlet bir yöntem olarak da vatandaşlıktan çıkaracağı düzenlemesini yapması bir noktada şöyle bir caydırıcılığı olamaz mı? Bakın bugün Türkiye ile hiçbir fiili irtibatı bulunmayan bu saydığım isimler var. Bunların artık teröristliği, anarşize olmuş yapılı her şeyle kanıtlanmış durumda. Dolayısıyla bunlara dönük olarak külliyen bunlara irtibatı kesmenin. Bu tartışmanın saydığınız isimlerle ilgili bir tartışma olduğuna gerçekten inanıyorum. Ben de tam bu olduğunu söyleyeyim. Bakın, ben tam bu olduğunu inanıyorum. Sözünü ettiğim. Şurayı ifade edeyim de. Bakın burada az evvel açmak istediğim noktaya geleceğim. Şimdi terör aslında Türkiye'de 30 yıllık derin bir süreci yaşadık mı? Yaşadık. Buna dönük olarak zaman zaman yükselen, zaman zaman düşen seviyeleriyle biz bir PKK terörünü yaşadık mı? Bu ülke yaşadı. Buna dönük olarak devlet sonuna kadar inisiyatif alanlarını açtı mı terörü? Daha doğrusu uzlaşı noktasıyla açtı. Sizin gerçekten eğer gelecekseniz Türkiye'yle gelin konuşalım dendi mi? Dendi. Fakat netice çok büyük bir hüsran, çok büyük bir ihanet ve Türkiye millete kastedilmiş bir yapı. Bugün Nusaybin'de duvarlar örülmüş, bloklar çekilmiş. Buradaki meselemiz dolayısıyla bu terörle mücadele kapsamında tartışılması değil ki bunun. Tam orası işte, tam orası. Yani terörle mücadele kapsamında bir peki, pencerede Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlığı düzenlemesi yapılabilir mi? Diğer konuklarıma geçeceğim ama ben de şunu soruyorum. Terörle mücadele ediyor, değil mi? Mesela polisleri şehit edenler, askerleri şehit edenler var. Onu şehit edenleri yakalıyorsun ve vatandaşlıktan çıkarıyorum mu diyeceksin yargılamak yerine? Bakın şöyle söylüyorum. Bakın teknik devletin, bir soru soruyorum size. Yani devletin mücadele devlet alanı. Onu yargılamak ister, vatandaşlıktan çıkarmak ister. Devletin mücadele. Terör mensubuysa. Şirin Hanım, devletin mücadele yöntemleri bakın. Anayasamızda her devlet kendini meşru sınırlar çerçevesinde savunmak durumundadır. Bu anlamda terörist olmuş bir anarşist yapıyı devletin vurma yetkisi var, yok etme yetkisi var. Dolayısıyla şunu diyorum, bu adamın zaten ceza muhakemesi çerçevesinde siz yargıladığınız kişi de biz bugün cezaevlerinin tamamını vatandaşlıktan çıkardık attık. Böyle bir şey söz konusu değil ki. Kast edilen şey tamamıyla bugün yurt dışında Türkiye'ye birincil tehdit oluşturan Kandil'dedir, Avrupa'dadır, farklı noktalardadır. Bakın zaten ceza kanunumuzda Amerika'da fark etmez. Netice itibariyle ceza kanunumuzda zaten bunlara dönük yeteri kadar düzenlemeler de var. Fakat piyasa pratiğinde sıkıntı var. Ben şunu söyleyeyim bakın bugün müsaadeye dönük olarak ceza kanunumuzdaki düzenlemelere bakın. Teröre dönük olarak terörün finansmanı kanunu çıktı bugün. Peki. Bunlara dönük olarak bunlardan dolayı olarak eğer terörün parçası olmuşsa mal varlığına, bankalardaki hesaplarına, araçlarına, gayrimenkullerine dönük olarak her tür noktada zaten devlet yeteri kadar inisiyatif alabilir. Problem yok burada. Katılıyor musunuz bu yoruma? Kısmen ben önce kimleri içermeyeceğini bir söyleyeyim de. Kimleri içereceğine dair de bütün konuklarımızın söylediğine ilişkin bir ekleme yapacağım. Şimdi programın başında Turgut Bey sağ olsunlar Demir Özlü örneğiyle başladı. Sonra Cem Karaca örneğini verdi. Peşinden söyleyeyim. Ben 40'lardaki uygulamalardan da 80'deki uygulamalardan da yani tamamıyla karşısındayım. Bu uygulamaların hiçbiri kabul edilebilir uygulamalar değildir. Zaten demokrasinin ruhuna aykırıdır. 80'deki uygulamada darbe hukukunun, hukuksuzluğunun getirdiği bir şeydi. Kanayan bir yaraydı. Demir Özlü'yü çok severim. Tezer Özlü'yü daha çok severim ama onu söyleyeyim. Cem Karaca'nın da en çok sahibi geldi ve yarım porsiyon aydınlık beslerine bayılırım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Kimleri içermeyecek meselesi önemli. Bence Turgut Bey'in verdiği örnek de o yüzden çok güzel bir şey teşkil ediyor bunun için. Zemin teşkil ediyor. Bakın o mağduriyetlerin giderilmesi için en büyük çabayı rahmetli Özal gösterdi bu ülkede. Yani rahmetli Özal'ın ve o dönemde yani 12 Eylül'ün rejim sigortaları vesayet sistemi falan hiç gevşemiş falan da değildi. Bütün bunlara rağmen bir mücadele verdi. Bu mücadelenin sonucunda da bu gerçekleşti. Şimdi AK Parti için de çok benzer hani suçlamalar yapılıyor ya hani sanki 12 Eylül rejiminin zihniyetini 40'lı yılların zihniyetini barındırıyormuş. İşte bir tek parti
anlayışına dönüşüyormuş gibi. Bakın tam tersidir. AK Parti'nin geldiği siyasi gelenek, Turgut Özal, rahmetli Özal 77'de MSP İzmir milletvekili adayıydı partinin, Milli Selamet Partisi'nin. Bu gelenek de Demokrat Parti geleneğidir. Sadece pek tek bir partiye indirgemek doğru olmaz. Yani kalbinde hala Menderes'in asılmış olmasının sızısını barındıran bir harekettir. Bu hareket bu konularda en büyük hassasiyete sahiptir. Dolayısıyla düşünen insanların, yazan çizen insanların, bu manada akademisyenlerin, yani hani düşüncesinden, ifade ve düşünce özgürlüğü hakkından yararlanan insanların hani bu şekilde böyle bir tanımın içine alınacağını düşünmek abesle iştigal olur. Ben AK Parti'nin de kuruluş ilkesi olarak falan da böyle bir şeye sahip olduğunu kanaatli değilim. Demin ben bir şey söylemiştim. Cumhurbaşkanı orada siyasi bir mesaj verdi diyorum. Bakın şimdi enteresan örnekler oldu. Aslında Abdullah Öcalan'ın kendisinin pozisyonu da öyledir. Yani Öcalan'ın hukuki pozisyonu neydi yakalandığında bilmiyorum ama vatandaşlıktan çıkarılmış mıydı, çıkarılmamış mıydı? Onu bilmiyorum. Uygulanma Deniz Dağ. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hala çıkartılmıştır. Çünkü yani 12 Eylül'de 30 bin civarında zaten aha, bir aya kadar geleceksiniz deyip kitlesel aynen, bir... Tam da ondan hareketle bu örneği veriyorum. Yani yarın işte bu sadece PKK'ya ilişkinde bir şey değildir. IŞİD de dahildir. Başka marjinal sol örgütler Türkiye'de faaliyet gösteren ve teröre başvuran onlar dahildir. Paralel yapı dahildir. Terör örgütü olarak tanımlanmıştır. Yani bu tanımın içine girecek faaliyetlerde bulunan adları için bunlar barındırılır. Yani şunu düşünelim. Yarın işte Cemil Bayık yakalandı, Türkiye'ye getirildi. Aynı Abdullah Öcalan gibi. Bir hüküm giydi, yargılandı. İşlediği suçlardan dolayı bir hüküm giydi, cezasını çekti. Cumhurbaşkanı, diyorum ya orada devlet adına bir mesaj veriyor. Konuşmanın program başında bir şeyin altını çizmiştim. Yarın inşallah bu günleri geride bırakacağız. Biz sadece siyasi mücadelenin verildiği, şiddetin, terörün tamamen geride bırakıldığı bir dönem yaşayacağız. O dönemde de bütün bu aktörler bu sorunun bir parçası olmaya devam edecekler. Yani bugünküne benzer, yani denenmiş ve maalesef başarısızlığa uğrayan çözüm süreci değil ama farklı şekilde işleyen ve bütün bu aktörlerin de bir şekilde içine dahil olacağı bir mekanizma yine kurulacak. Şunu söylüyor Cumhurbaşkanı, o mekanizmanın içinde yer alma hakkına bile sahip olamayacaksınız. Bugünkü çizginizi devam ettirmeyi sürdürürseniz, bugünkü çizginizi sürdürürseniz, teröre başvurmaktan vazgeçmezseniz, yarın o ya, diyelim ki yakalandınız ve hüküm giydiniz. Hayır, sonrasında sizi muhatap almayacağımız denir, almayacağız denir. Sonrasında ya, onların vatandaşlığını tartışmıyoruz. Onların vatandaşlığı korunmalıdır demiyoruz. Ne olursunuz? Ben öyle bir şey demiyorum. Hayır, ben de siyasi Turgut Bey size itirazen bir şey söylemiyorum. Ama anladım ama başkalarının vatandaşlığıyla oynanacak. Hayır, böyle bir şey baştan kimlerin olmayacağını söyledim zaten size, müşteri olunuz yani böyle bir müşteri olayım böyle bir siyasi akıl tutulması yaşarsa AK Parti, bakın söylüyorum, hepimiz itiraz ederiz, böyle bir şey söz konusu olur mu? Ama yani o kadar çok biçimsel tartışma yapıyoruz ki asıl içeriği şimdi tartışmaktan zaten çok uzaklaşıyoruz. O kadar yani yani biz şu anda sadece söylenen bir cümle evet, üzerinden yani varsayımlar üzerinden burada konuşmamızın tartışmamızın nedeni Bekir Bozdağ adımlar atıldı, düğmeye basıldı bu düzenleme yolunda demesi. Bekir Bey çok hemen onu ekleyeyim. Bakın Bekir Bey bir daha söylüyorum. Yani hem Cumhurbaşkanı hem Başbakanı kastederek sözlü talimat addederiz dedi. İkincisi Sayın Başbakan söyledi zaten. Yani bu konuda henüz yani vatandaşlıktan çıkarılma meselesi, mevcut düzenlemenin dışında yeni bir düzenleme öngörmüyoruz. Bir. İkincisi Mehmet Bey söyleyip duruyor. Ben Erdoğan Bey'e katılırım. Yani aidiyet, bağlılık gibi tanımlar üzerinden tanımlarsa bu doğru olmaz. Yani insanların muhalif olma hakkını elinden alır. Ama Başbakan bir şey söyledi. Hemen bitiriyorum. Başbakan bir şey söyledi. Yani Ankara'nın göbeğinde intihar bombacısı olacak kadar manevi bağını koparmışsa birileri bu ülkede onun zaten ceza yasalarında yani, karşılığı var. Şu anda şey, vatandaşlık hakkını veriyor. Başbakanın tanımladığı şey de budur. Merak etmeyin. Arkadaşlar, duyduğunuzu bilmiyorum ama bir roman ve kendimizi kandırıyor. Roman şarkısı var. Yorganımda kene var, kopar kopar gene var diye. Yani keneler üzerinden bir tartışma yürütüyoruz ve hani bugün Regaip Kandili dinin ontolojisi üzerine bir tartışmaya girmek istemem ama yani nasıl reenkarnasyon dediğimiz şey çok kabul edilebilir bir şey değilse insanların başka biçimlerde dünyaya gelmesi, siyasi reenkarnasyon da tehlikelidir. Yani bir dönemin kitlesel tehcir politikaları, yani azınlıklara yönelik politikalardan bahsediyoruz. 6-7 Eylül 1955 tarihinin günlük gazetelerini açın. Demokrasi yılları değil mi? 55'ler. Tek bir eleştirel cümle
göremezsiniz. Basın özgürlüğü vesaire çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı demeçlerini tartışıyoruz. Ya bir de bu ülkede bir başbakan var. O başbakan da diyor ki silahsa sussun, yurt dışına çekilsinler. Bu hat üzerinde müzakereler yapılabilir demişti. Kayda geçti mi? Geçti. Ya bunun hiç mi kıymeti yok? Yani bir zemin yaratabileceksek zaten buradan yaratabiliriz. Yoksa demokrasilerde asgari müştereklerde yan yana gelir. Sadece faşizmlerde, azamide buluşulabilir. Bakın Jivkov döneminde ne diyordu? Vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Bulgardır. Şimdi hepimizin üst kimliği var ama alt kimliği var. Bir de üst kimliğimiz var, hukuki kimlik. Bu hukuki kimlik üzerinden adım atmak, sorunların üzerine gidebilmek pekala mümkün. Ya bu ülkenin insanlarının 7 milyonu yurt dışına gitmiş. Yani bu ülkede mutlu olmadığı için. Yani Hindistan'dan ve Çin'den sonra ülkesini terk edip başka ülkelerde ekmek mücadelesini yapan yegane ülkeyiz. Üçüncü ülkeyiz. Yani biz ülkede demokrasiyi kurumsallaştırarak kendi insanımızı insanca yaşamasını sağlayamadığımız için bu insanlar gitmiş. Bütün bataklıklarda sivrisinek vardır ama bataklıkları sivrisinekler yapmaz. Biz yani yapısal hiçbir meselelerimizi tartışmadan sonuçlar, keneler vesaire diye tırnak içinde adlandırdığımız meselelerle gidiyoruz ve gelip dolaşıp ta artık zamanı bitirmiş Mahmut Esat Bozkırt'ın Kanun Türk'ünle çözüm olduğunu zannediyoruz. Ya bu ülkede insanlar sizin gibi kendilerini hissetmiyorlarsa, ne yapacağınıza dair bir politikanız yoksa, insanları zorla kimlik dayatmayacaksanız, herkes kendi kimliğiyle, kültürüyle özgürce yaşayacaksa, işte demokratik bir anayasayla, siyaset mekanizmalarıyla bizim şiddeti, terörü daraltmamız mümkün. Aynen. Yoksa babadan kalma yöntemlere, yani siyasi reenkarnasyon dediğimiz yöntemlere döndüğümüzde ya bu ülke zaman kaybediyor. Çok özür dileyerek tabii. Ufuk Bey'im yani bu yapısal meseleleri tartışmalıyız önerisini çok önemsiyorum Ufuk Bey'in. Çok küçük bir iki itirazım olacak. Başbakan söylediği evet doğrudur. Yani 2013 şartlarının 2013'teki temel hedeflerin oluşacağı koşullara dönülmesine bahsediyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanı'nın söyledikleriyle Başbakan'ın söylediği arasında bir çelişki yok. Yani Cumhurbaşkanı da onu arzu eder hiç şüphesiz ki. Oradaki temel şey neydi? Örgütün silahsızlanması, sınırların dışına çıkması, militan kadrosunun ve çözüm sürecinin şiddetten arındırılarak sürdürülmesi. Nasıl ama? Burada kritik ama, sorun, bunun mekanizmaları nasıl? Ona da itirazım da oydu. Şunu söyleyeceğim. Yani bu sadece terörle mücadele konsepti içinde değil, demokratikleşme, tabii, özgürleşme, tabii, yeni tabii, özgürlükçü bir anayasa. Yani yok. Filipinler'de yapıldığı gibi, Kolombiya'da yapıldığı gibi mi, yoksa Sri Lanka'da mı? Bir dakika. Hayır, işte katılıyorum. Çok önemli bir soru. Çözüm sürecine dönmeden önce, çözüm süreci üzerinden konuşuruz ama yani konuşulan anladığımız kadarıyla biraz önce Hakan Bey'in söylediği gibi sadece PKK mensuplarıyla ilgili bir durum değil, diğer terör tanımı içine giren bütün mensuplarla ilgili. Biraz önce Turgut Bey başka bir şey söylüyordu. Dediniz ki yani diğer meseleye geçmeden önce yanlış yerden tartışıyorsunuz dediniz. Ya şimdi Cemil Bayık ve gibilerin vatandaşlıktan çıkarılacağı vurgusu yapılıyor. Yoksa öyle Cem Karaca gibi, Demet Özlü gibi bir yanlışlar yapılmayacaktır. Ya şimdi vatandaşlıktan çıkarma şudur. Yeni çıkmış kitaptan okuyorum. Türk vatandaşlığını kaybeden kişi o andan itibaren yabancıdır. Yabancı olunca ne olur? Devam ediyor. Fakültede anlatıyorlar insanlara. Kısıtlamalara başlık, kısıtlamalara tabi olur. Türkiye'ye girişi, çıkışı, vize zorunluluğu, seyahat özgürlüğü, ikamet hakkı, çalışma hakkı, gayrimenkul edinme hakkı, miras hakkı, hukuki bakımdan çeşitli kısıtlı. Yani biz şimdi Cemil Bayık'ın yani vize alması, vize alma mecbur, Cemil Bayık'a vize alma mecburiyeti bunu tartışıyoruz. Turgut Bey şu anda tam yani, neyi tanımladınız yani biliyor Cemil musunuz? Bayık, paralel yapıyla mücadeleyi tanımladınız, tebrik ediyorum yani. Şimdi yani bunları getirecek. Paralel ben, yapının şimdi böyle mensuplarını eğer bu tür önlemler getirmesi gerekiyor. Eğer Cemil Bayık için bir görmemiz lazım. Ne olur kendi kendimizi kandırmayalım. Eğer Cemil Bayık için düşünüyorsanız. Ben öyle bir şey demiyorum. Hayır düşünülüyorsa. Düşünülüyorsa al sana bugün uygulanacak madde. Hiç tartışmaya gerek yok. İzin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar
Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılır. Ya başka bir devletin gönüllü askeri çıkarılıyorsa Türkiye'ye karşı savaşan haydi haydi çıkarılır. Eğer Cemil Balık için düşünüyorsan dedim ya, bunu uygularsan. Bu tam tersine bakın. Aman, ne olursun. Ne olursun. Bu tartışılmıyor. Bak Cumhurbaşkanı dedi ki. Çok bak, güzel tanımladınız. Akademi. Çözdü. Yani teröre yandaş akademisyen. Akademisyen demedi lütfen. Hayır öyle bir şey yok. Yani gerçekten. Casusluğa soyunmuş yani, gazeteci. Yani, o bağlamda bakın akademisyenleri... Akademisyenleri itham ettiği açıklamaları var. Evet gazetecilere ilişkin eleştirileri var. Peki. Ama bunu bu bağlamda söylemedi. Bakın ya, burada da hep şuna özen siz, göstermemiz gerekiyor. Siz Turgut Bey. Türk Ceza Yasası'nın 2013'te Recep Tayyip Erdoğan başbakanken değiştirildiğini ve terör örgütü propagandası, terör örgütü propagandasının evet. kaldırıldığını biliyor evet, musun? Evet çok da doğru yapmıştır. Ama AK Parti... İyi de terör örgütü propagandası yaptı diye. Hayır. Turgut Bey bu böyle bir şey yok. Bak, ne olursun. Söz konusu ben de diyorum. Bak yasak olan ne biliyor musun? Hayır. Bak yasak olan ne? Bunları birlik. Kaygılarınıza %100 katılırım. Yok biliyoruz. Ya bunlar öyle katılıyorsun. Bak. Ben sonra örgütün, söyleyeceğim seni. Örgütün. Yok şimdi söyleyebilirsiniz. Örgütün 2013'te. Evet. Erdoğan'la birlikte yapılan. Revizyon. Değişiklik. Örgütün. Demokratik revizyon evet. Cebir, şiddet veya tehdit içeren. Yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek veya yöntemlere başvurmayı o yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan şimdi 4 tutuklu silahlı mücadeleyi mi önermiyor? Hayır, ben onu söyleyeyim ama yatıyor izin verir misiniz? Ha, o 4 tutuklu gibi suçlanan o 1200 kişi şak diye Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılabilecek. Allah aşkına böyle bir şey olur mu ya? Allah tamamen, aşkına. Aynen müsaade ederseniz ben de kendi perspektifimden bir cevap vereyim. Ya diyorum ki şu anda 2013 değişikliğine rağmen 4 kişi yatıyor, 1200 kişi sorgulanıyor. Bakın hak vereceğim size bir izin verin. Yani büyük bir itirazım yok. Bir kere dediğiniz gibi o yasa maddesi hala geçerlidir ve geçerlidir. Hala geçerli değil. Bunu özel olarak yaptık, yapıldı. Katılıyorum ve de geçerliliğini de sürdürecektir merak etmeyin. Ya uygulanmıyor. Bakın, İnsanlar yatıyor. Hayır bakın burada daha önce de defalarca tartıştık. Ben de akademisyenlerin bildirisi nedeniyle akademisyenlerin soruşturmaya tabi tutulmasına ve hele hele de tutuklanmasına karşı olduğumu söyledim. Yani burada bir ama Cumhurbaşkanı hemen ne demekmiş tutuksuz yargılanmak dedi. Turgut Bey Allah aşkına ben bir tamam. ama kendi şeyimi yani kendi bakış açımı bir ifade edebileyim. Size şimdi bunu daha önce de çok tartıştığımız için şimdi akademisyenler bildirisi öyle bir hale geldi ki bir tür yani şey böyle sorun çözücü gibi yani akademisyenlerle ilgili ne zaman bir laf söylense hemen bu akademisyenler bildirisi ki haklılık payı vardır yani bir soruşturma konusu olduğu için falan ben itiraz etmiyorum. Ama sadece Cumhurbaşkanı bütün iletişimi buradan gidiyormuş gibi görünüyor. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Bakın bir insana polis olması, asker olması, siyasetçi olması, akademisyen olması, avukat olması sayalım duralım. Suç işleme özgürlüğü vermez. Yani bu ünvan suç işleme hakkını akademisyenler bildirisi tamamen bunun dışındadır. Ama yani eğer bir insan bir terör suçu işliyorsa ve bu mahkemede de ispat ediyor ve hüküm giyiyorsa. Ya ben öyle bir şey mi dedim? Ya akademisyenler dokunulamaz mı dedim ben ya? Ben diyorum ki Cumhurbaşkanı da bunu kastediyor zaten yoksa sadece akademisyenler. Hayır ya içeridekileri kastediyor ya. Hayır. Bakın tutuklananları kastediyorsunuz ki yok. Mahkemelerde hayır, sadece, terör örgütü olduğu kanıtlanmışları kastediyor diyorsunuz. Evet hayır ya akademisyen hayır, başka var mı ne olursun. Ama bak, elimizde bir örnek var ama peki, Hakan Bey elimizde bir örnek var. Anayasa Mahkemesi Kuşak çok Bey. Net bir şekilde sadece teknik bir bilgi bu. Çok net bir şekilde Can Dündar Erdem evet, Gül'ün tutuklu kalmasının hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu zaten ortada bir kanıt da olmadığını arkasından Cumhurbaşkanı ne yaptı? Ben bu kararı tanımıyorum, saygı duymuyorum ve arkasından giderek yükselen bir tonla o insanların tutuklanması gerektiğine dair açıklamalar yapıldı. Ya şimdi, evet, oraya şimdi, bir bunu, ve bunu yani. Başka insanlar diye. Yok şöyle bir şey. Ve bunu talimat kabul eden bakanlar var. Üstelik
Başbakan'a cevaben yapılıyor bütün. Bunu talimat olarak kabul eden yani bakan demek ki, falan yok. Kim kabul etti talimat? Yani Adalet söyledi, Bakanı. Tutuklansın şeyini. Adalet şimdi bir dakika. Ya çok bakın. Elma ile armutu birbirine karıştırıyoruz. Ve aslında tam da elma ile armutu birbirinden ayırıyoruz. Şimdi, bakın Cumhurbaşkanı başından itibaren Can Dündar Erdem Gül davasını bir casusluk davası olarak görüyor ki hukuken öyle tanımlanmıştır. İtirazları da o yönlüdür. Buna katılırız. Hukuk kim hangi alt mahkeme tanımlanmıştı deme. Öyle suçlanıyor. Öyle suçlanıyorlar evet. Ama Anayasa Mahkemesi reddetti de onu. Bu suçlamaya ilişkin değil, tutukluluklarının devamına ilişkin bir hükümde bulundu. Öyle değil mi? Peki. Yani tutuklu dolayısıyla hani yorum farkları olabilir. Siz buna basın ve ifade özgürlüğü açısından bakarsınız. Hak veririm, saygı duyuyorum, bir şey demiyorum. Hayır, Cumhurbaşkanı bak, da yorum farkı olmaz. Üst mahkeme yani, öyle bakın, baktı. Hayır, üst mahkeme bizi bağlar eğer bağlayacaksa. Anayasanın 138. maddesine göre Bey, Cumhurbaşkanı o konuda hiçbir şey söyleyemez. Niye herkes söyler? Hayır, anayasa çok net. Yasaklıyor, talimat veremez diye. Peki. Talimat vermiyor. Siyasi müşahede. Ya talimatı başka nasıl verilir? Siyasi fikrini söylüyor. Cumhurbaşkanı siyasi fikrini söylemeyecek. Telkinde bulunamaz. Kim? Başbakan da söyler, ana muhalefet lideri söyler. Dönmelidirler de. Konumuza bir dönüp Kürşat Bey'e bir döneceğim. Buyurun Kürşat Bey. Şimdi Şirin Hanım, bu tabii çok muallaklı bir ifade ve bu muallak ifade üzerinden hukukçular çalışıp İşte milletvekilleri bir yasa yapmaya kalkacak olurlarsa hakikaten biz daha bu meseleleri çok konuşuruz. Çünkü böyle bir yaklaşımla HDP'ye oy verenlerin bile terör destekçisi sayılması mümkündür. Yani buradan yola çıkarsak. Mesela çözüm sürecini övmek, kutsamak bile bu yaklaşımın odağında teröre destek vermek olarak değerlendirilebilir. Çünkü bana kalırsa, bakın bugün bunu unutmayalım. Bir ay içerisinde 90'a yakın şehit verdik. 4 ay içerisinde verdiğim bir şehit sayısını dilim varmıyor söylemeye. Bunlar ne zaman oldu? İşte bu çözüm sürecinde görevliler ne yapıyordu? Valiler, bürokratlar, o bombalar, o hendekler, o tuzaklar ne zaman kazıldı? Kimler göz yumdu? Akil insanların çalışmalarını nereye oturtacaksınız bu durumda? Yani öyle bir durumdayız ki şu anda teröristle vatandaş, terörizmle eleştiri alanı sağlıklı bir şekilde ayırt edilemez durumda şu anda. Şimdi böyle bir ortamda tartışmayı böyle muallak ifadeler üzerinden götürürsek hakikaten ötekileştirme, çözüm üretmenin dışında toplumu kutuplaştıran bir anlayışla karşı karşıya kalırız. Bakın bu ülkenin milletimize gerçekten bu nifak tohumları ekilmiş durumda. İnsanlar sırf işte o %50 üzerinden gidelim. Bir kesim öfke içerisinde, mutsuz, geleceğinden ümitsiz bir şekilde bakıyor meselelere. Diğer kesim ise onlara üzerinden bir karşıtlık psikolojisiyle konumlanıyor. Yani bir taraf iktidarın her yaptığının doğru olduğunu savunma psikolojisinde bürünürken, karşı tarafta iyi olan şeyleri bile eleştirip onu itibarsızlaştırmanın yoluna gidebiliyor. Bu bir millet için çok tehlikeli bir süreçtir. Bunu durdurmamız lazım. Mesela bakınız, bu terör sorununun çözümüne ilişkin konular gündeme geldiğinde İspanya'dan mesela bas sorunundan örnekler verilir. Bir karşılaştırmaya gidilir. Biliyor musunuz, İspanya bu sorunu çözerken öncelikle meclisinde tam bir mutabakat sağladı. Yani karşılaştırmak yanlış olmaz. Bugünkü HDP'nin bir benzeri parti de orada vardı. 2003 yılında o parti kapatıldı. Birincisi budur. Yani toplumsal uzlaşmayı sağlamak adına bütün siyasi partiler terör gibi önemli bir meselede mutabakat sağladılar. İkincisi, terörün uluslararası ayaklarının, destekçilerinin yok edilmesi adına örneğin Fransa bas sorunu temelinde baskıların iddia ettiği üzere yani bir toprak iddiasındalar Bask ülkesi adı altında. O toprakların bir bölümü ki Fransa'nın güney batısına denk gelir bu topraklar. İşte Fransa üst düzey bir takım terör örgütü mensuplarını tutukladı. Daha onunla da sınırlı değil. Meksika, İngiltere, Avrupa gibi ülkeleri destek verdiler İspanya'ya. Evet. Şimdi bu tür adımları atmaksızın, bunları konuşmaksızın biz şimdi kim vatan haini, kim değil gibi bir tartışmanın üzerinden götürürsek Türkiye'de ne demokrasiyi ne hukukun üstünlüğünü sağlıklı bir tartışma ortamına taşıyamayız. Şimdi bugün sorunumuz budur. Eğer bu ülkede yasama, yürütme, yargı yani kuvvetler ayrılığı gerçekten ülkemize yakışır,
bir ayrışma içerisinde uygulanabilse bu sorunların hiçbirisini biz tartışmaz olacağız. Evet. Peki güzel bir noktaya getirdiniz. Hemen size sorayım. Kim vatan haindir, kim değildir tartışması. Muallak ifadeler diyor. Şimdi bu muallak ifadeler hakikaten aslında terör maddesi. Hatta bu sorun terör mi? Örgütü kimdir? Terör örgütü terör kime göre? Kim? Bunda da çok tartışıldı. Evet. Dolayısıyla nasıl bu çizgiler çizilecek? Yani normal şartlarda. Ne düşünüyorsunuz? Yani bakın terörün şiddete bulaşmışsa, şiddetin parçası olmuşsa evvelinde tetiş derdi buna yani eski ceza kanunumuzda. Dolayısıyla bir şiddetin parçası olmuşsa, buna dönük olarak eylemler yapmışsa, buna dışa dönük olarak yapıyorsa mesela, artık şiddet, orada... Çok özür dilerim yani açıklayın diye söylüyorum. Şiddete bulaşmışsa diyorsunuz bu evet. İşte PKK'ya DAEŞ ya da IŞİD neyse. Yani silahını almış dışarı çıkmışsa DAEŞ, artık evet. Bizim kullandığımız şekilde IŞİD kapsıyor. Ama mesela cemaat ya da paralel yapılanma o da terör örgütleri listesinde. Ama aynı şiddet tanımını yapamıyor. Yani bu mesela bundan iki sene evvel de Balyoz ve Ergenekon terör örgütleri vardı. Ve onlar kapsamında eski Genelkurmay Başkanı terörist başlığı altında yargılandı. Şimdi nasıl çıkılacak bu işin içinden? Yani sorun işte sorun da tam burada çıkıyor. Aslında biz ciddi bir yargı problemi yaşıyoruz. Az evvelki konuda Erdem Gül'le işte Can Dündar kararında da benzer şey yaşadık. Şimdi yetkisi olmayan Anayasa Mahkemesi bir bakıyorsunuz ki yerel denetim yapıyor. Kendisi bir yerel mahkemedeki tutukluluk haline ilişkin düzenlemeleri inceliyor ve esastan karar veriyor. Ya kim diyor sorun. Yetkisi olmadığını ya? Anayasa Mahkemesi'nin esastan denetim ya, yetkisi var mı? Anayasa Mahkemesi Anayasa kararı mahkemesi tartışılır. Şöyle bir şey ama olabilir. Böyle Anayasa Mahkemesi gelip yetkisi olmayan deyip kesin. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru üzerinden hak ihlali incelemesi yapar mı? Tabii ki. Tamam. Bireysel yürüyen bir davadaki tutukluluk halinin aşamaları bitmiş mi? İdari başvuru, yerel ya, başvuru yolları tüketilmiş diye incelemeden. Bakar. Çünkü bizzat hak ihlali bakar. Bizzat inceler mi? Tabii ki. Ama bakınız ya, bakın, yerel mahkemedeki itiraz mercilerinin hiçbiri tüketilmemiş. Tutuklama kararı. Çok teknik bir mesele. Evet, çok ya hayır teknik değil. Şeyde. Ama yani ben ama bu, tartışılmasını istemem ama böyle Anayasa Mahkemesi yetkisi ha, olmadığı halde. Değil böyle. Turgut Bey. Anayasa Mahkemesi normal şartlarda bakın hiç beklenmeyecek. Ya karar burada Anayasa Mahkemesi kararı. Tam da terör dedik ya. Getiriyorum yani. Fethullah terör örgütü, ya, FETÖ terör şey örgütü söz konusu mudur değil midir tartışmalar var ya. İşte yargı kendi içerisinde böyle absürt kararları verince insan i̇şte birden size, ben de size, biz sorun burada. O yüzden bir araya geldik farklı düşüncelerden isimler şunu konuşuyor. Problem şurada. Eğer yeni bir düzenleme yapılacaksa bu nüanslar nasıl yansıtılacak? Şimdi, yani birinin vatandaşlığa şunu size sorayım. Bizim daha en önemli mesela, sorunumuz ne biliyor musunuz? Zaten şimdi? Ha, buyurun. Bakın en önemli sorunumuz bizim ben terör meselesinde de yasalarımızın buna kifayetli olduğunu düşünüyorum. Aksayan yönler varsa bunları giderelim. Fakat genel olarak inisiyatif almayan şu anki savcılar elinden problemin çıktığını düşünüyorum. Benzer süreçler ya da kasıtlı olarak beklenmez tarzda ya da emirle talimatla bir türlü işlemler yapılmak suretiyle yargının alaşağı edilmesinden yaşanan sorunlar olduğunu düşünüyorum. Terör tanımında da benzer sıkıntılar yaşıyoruz. Yani Genelkurmay Başkanı'nın da bir terör örgütüyle yargılanacağı inanın bakın ben hiçbir o gün söyledik. O gün değil. Söyledik o gün. Turgut Bey. Hayır. Bak ya o güne has demiyorum. Bir Turgut Bey. Hayır. O gün söyleyecek. Turgut Bey. Bak. Ben bir televizyon ekranında bakın, bakın, inanın bak. Bakın, ben şunu söyleyeyim. Koalisyon ortağıyla birlikte. Yani Pensilvanya'yla birlikte. Genelkurmay Başkanı'nı terörist diye tutuklandığında hepiniz bu televizyonlarda. Değil, hem, değil Turgut hem, Bey. Tayyip Erdoğan da Turgut Bey. Çünkü bu televizyonlara bir cemaatçi çağırırlardı. Bir hükümetçi çağırırlardı. Onlarla tartışırken. Aslında, can havliyle o tutuklamanın tabii liberal takım da dahil ne kadar haklı olduğunu şakır şakır savunurdu. Valla Tayyip Erdoğan da tutukluk haline itirazını orada kaydedeceğiz. Çok söylüyorum. Yoksa bir başbakan Turgut Bey. Genelkurmay başkanı tutuklanmışken sessiz kalabilir sessiz mi? Sessiz kalmadı. Bak Hakan Fidan sorguya çağrıldığında kanun çıkar. İtiraz etti. Ama diğerlerine ben savcısıyım dedi. Tayyip Erdoğan tutukluluk haline itiraz etti. Kim? Genelkurmay Başkanı tutuklu yargılanmasına itiraz etti bunu defalarca da dile getirdi. Şimdi tam terörün tanımı. Davaların savcısıyım dediğinde unutmayalım. Ergenekon davasının savcısı kim? Başlangıcı nedir? Geldiği nokta nedir? Ergenekon davası paralel yapı eliyle sulandırılmasaydı zaten Türkiye'nin darbe tarihiyle hesaplaşması için de bize büyük bir fırsat sunuyor. Aslında, o fırsatı da aslında burada iki tane hukukçu arkadaşlar. Şöyle,
Şimdi, söz sizdeyken aslında kamuoyu sizden şunu bekliyor. Ben, çok açık net şu anda mevcut söz, vatandaşlıktan çıkartma yasasının nesi eksikte bu kadar hiddet ve şiddetle bu kadar toplumu gelecek bir yerden işte vatandaşlıktan atacağız diye. Bu kanunu bize, yeni siz bize, yapmış. Devlet, bize, siz yapmışken. Eğer devlet, Avrupa Birliği'nin baskısıyla yapmak zorunda neyse, kaldılar. Şöyle, yani, bir cümle tam yerine söyleyeceğim. Ben bir hukukçu olarak ben siyasi yorum yaparım. Ama sizden Turgut Bey'den şunu beklerim. Eğer ki savunuyorsanız özellikle sizin açık net hukukun diliyle nedir, ne yapması lazım, daha bundan ötesi ne yapılacak? Veya terör tanımında da aynı şeyi rica ediyorum. Bizim Türkiye'deki terör tanımı uluslararası terör tanımıyla bambaşka zıt bir tanım. Uluslararası hukukta terör tanımı sivil vatandaşlara yönelik eylem eksenlidir. Ama bizde ve bizim gibi ülkelerde terör tanımı devlet, devletin milleti vesaire üzerinden başlayan devleti koruyan bir tanımdır. Terör tanımının da değiştirileceği yine bir Cumhurbaşkanı ama, muhtarlar konuşmasında zannediyorum. Çok aslında öyle değil. Hukuken somut öneri yapmanız lazım. Çok yani bizden farkınız bu olmak. Ben şöyle diyorum bakın. Teröre dönük olarak. Anlaşılmıyor. Literatürde böyle bir tanımlama yok. Hararetiniz arttırdılar. Turgut Bey en önemli sorun. Buyurun size geleceğim. Buyurun. Ben söyleyeyim bakın en önemli sorun yargı uygulamalarında yaşanan muallaklık. Geçmişte paralel yapı adına vesaire filan alınan işte ordunun belli bir ordunun içerisinde Ergenekoncular yok mu? Var. Ergenekonların realite yok mu? Var. Buna da geçmişin sicilinde sicili bozuk bir ordumuz yok mu? Var. Birkaç defa darbe yapmış bir ordu yok mu? Var. Bunların hepsi Türkiye realitesi. Ya, ama netice itibariyle birkaç kere bir ordu darbe oldu, yaptı diye insanları haksız yere sahte belgelerle, sahte dijital verilerle 5 yıl, 3 yıl Turgut Bey Turgut seyrettiniz ya. Yapmayın ya. Arkasında durdunuz. Ben şunu söylüyorum. Gerçekten bak. Ama yani ben o belgelerin hepsinin sahte olduğunu bile bile. Ben peki. Bakın. Genelkurmay Başkanı'nın tutuklandığında bak kendi kendime kendi düşünüyorum. Kendine değil. Kendi ortaya çıkacaksın. Söylüyorum bir saniye. Bir saniye. Haberde. Yani bakın gerçekten dedim ya bu işte bir sıkıntı var. Bu işte bir sıkıntı var netice itibariyle. Gerçekten. Orasında. Ama bugün terör tanımının yapılmasındaki yaşanan en büyük sorun Türk yargısının yaşamış olduğu, Türkiye'nin yaşamış olduğu en büyük ihanette yatıyor. Bugün gerçekten ben mahkemelerde sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde düzenin yürümemesinde, yargı sisteminin alaşağı edilmesinde birkaç defa gerçekten bu yaşadığımız son birkaç yılların çok önemli derin izleri oldu ve oluyor. Ve ben gerçekten buna çok büyük üzüntü duyuyorum bir hukukçu olarak. Ama netice itibariyle şunu yapmamız lazım. Bakın terörü dünya standartlarında tetiş, şiddet eksenli bir çerçevede tanımlayıp bundan sonra farklı fikirde düşündü şair, yazar, bugünkü siyasi perspektifin farklı bir bakış açısında bulunan bir kişi deyip de terörist ve gönder. Yani akademisyen arkadaşlarımızı derhal dışarı çıkartmak lazım. Hayır. Yani buradan bakın, başlamak lazım en azından. Şunu, yani bu sözlerin şöyle, tekrarı gereği. Bakın terör, Turgut Bey çok iyi bilir. Bakın terörün parçası olmak, terörün propagandasını yapmak ayrıca bir suç mudur? Suçtur. Bak ama bak. Propagandasını yap. Bak benzer şekilde. Terör örgütünün şiddet eyleminin propagandasını yapmak. Yapmak. Evet. Ya bakın ne olur. Size suç mudur değil midir? Suçtur. Doğru mudur? Şimdi Erdem Gül ve. Okudum şimdi. Şimdi Erdem Gül ve 9 tane Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var aleyhte. Netice itibariyle. Propagandasını yapmak. Ve neticesinde bakın oradaki iddianame tanzim edildi. İddianame üzerinden bir dava açıldı. Tabii ki savunma makamı gerekli savunma ilişkin donelerini sundu mahkemeye. Mahkeme değerlendirme neticesinde tutukluluğun devamına karar verdi. Doğru mu? Bu bir hukuki bir yol mu? Yol. Buna ilişkin itiraz yolları var mı? Son cümlesi. Ya itiraz son cümlesi. Biz... İtiraz yolları var mı? 14 ya, ağır ceza mahkemesi. Mahkeme özelinde konuşmuyoruz. Ama bu önemli. Sizin söylediğiniz o cümle önemliydi. Yok. Tekrarlayın lütfen. Terör tanımı. Yok ya daha sor. Şöyle daha bakın. Sorgular terörün, yapıyor. Bakın, bunu vicdani olarak her zaman her boyutta söylememiz lazım. Dava açılmadı. Terörün şiddet unsuru ve terörün şiddete dönük olarak Türk ülkede kaos çıkarmaya dönük, kamu düzenini alaşağı etmeye dönük olarak bir girişim çerçevesinde olduysa bunu terör tanımı çerçevesinde uluslararası standarta yani koymamız lazım. Oluyor. Ama hayır. O zaman da sonra şöyle açmamak lazım. Haklarını yok, bu şekilde olmaz. Bakın şöyle gösteri olmaz. Gösteri yani ve toplantı ve gösteri yürüyüş tabii ki bir hak. Terör tanımında içinde muhakkak şiddet ve
sivillere yönelik ya da bir tetiş eylemi olması lazım yani. Ya evet. Orada çok net tanımlar olması gerekmiyor mu? Elbette olması gerekiyor. Bunun esnetilip de bakın farklı anlamda esnetilip de tüm bir orduyu terörist ahim ya da kararından örnek vermek istiyorum. Terörist algısını oluşturmanın peki, tehlikeli olduğunu kabul ediyorum. Verin Erdoğan aydın verecek yani. Ve ahim, Can Dündar kararını açıkla. Ben Can Dündar'a şunu iki cümleyi söyleyeyim. Bakın 90 ama ekrandan sonra size davalar kesinlikle gelmesine girdi. Tabii tabii. Vermek zorundayım. Kısa bir reklam arası tekrar döneceğiz. Devam ediyoruz. Önemli bir tartışma getiriyor. Ufuk Bey buyurun. Bu terör meselesini daraltmak lazım. Terörün tanımını daraltarak, netleştirerek adım atabiliriz. Bunu esneterek, genişleterek değil. Çünkü Mandela'dan Türkiye'ye herkes kendi muhalifini terörize ederek belki içleştirmeye çalışıyor. Egemenliğin en iyi tanımını hukukta Jean Baudin vermiş. Diyor ki egemenlik başka bir iradeden emir almadan yasa yapmak ve o yasayı kaldırmaktır. Ama 21. yüzyılda bu egemenlik yani yasa yapma aynı zamanda uluslararası normlarla uyum sağlamayı gerektiriyor. Yani demokrasinin evrensel kurallarıyla. Biz de kendi müktesebatımız içinde özgürlükçü sol olarak, yeşil sol hareketi olarak Türkiye'deki bütün darbe girişimlerini, Gladio başta olmak üzere bütün yasa dışı örgütlenmeleri ama hukukun genel ilkelerine uymak kaydıyla tutum aldık ve bunların hepsi kayıtlarda ifade ediliyor. Siyaset öncelikleri belirleme faaliyeti. Burada ve Türkiye'de herkesin siyasi öncelikleri farklı olabilir ama kendi siyasi önceliklerimizi başkasına dayattığımız anda çoğulcu perspektiften uzaklaşabiliriz ve bu ülkede bir moral konsensüse ihtiyacımız var. Bir kolektif akla ihtiyacımız var ve yeni anayasa süreci de belki bu açıdan bir fırsat olabilir, kabusa da dönüşebilir. Bunu yaşayıp göreceğiz. Yani bir bilgiye soruyorlar elindeki kelebeğe canlı mı ölü mü diye. Hani ölü derse canlı gösterecek, canlı derse öldürecek. Bilgi diyor ki bu sana bağlı. Yani o elimizde her şey ve bu tamamıyla bize bağlı. Ve Hazreti Ali'ye soruyorlar. Ya Ömer ve Ebu Bekir niye başarılı oldu? Çünkü diyor onların yanında ben vardım. Siz de şimdi benim yanındasınız diyor. Yani hakikaten Türkiye'nin geleceğinin belirlenmesi kişilerin iki dudağı arasında mı şekillenecek? Yoksa kolektif akılla hani dünü bir yana bıraktık. Oradan ders çıkarak yarını şekillendirebilecek miyiz? Yani bu tanımları bu kadar esnek hale getirerek bir yere varamayacağımızı hayat bizi gösterdi. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız ders bir moral mutabakat ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söylendiği gibi bunun zeminleriyle meclis bypass edilerek değil bunun zeminleri yaratılarak ilerlenebilir. Başka şansımız yok. Ufuk Bey bıraktığı yerden birkaç şey söyleyebilir tabii, miyim? Buyurun, yani yine önemsiyorum söylediklerini. Evet yani bir de bakın o kadar çok olumsuzluk tartışıyoruz ki aslında hani benim kişisel gündemim bu kadar olumsuzluk kadar pek çok olumlu öğe de barındırıyor. Bunun başında da yeni anayasa ve başkanlık sistemi tartışmaları geliyor. Şimdi önümüzde büyük bir fırsat var hakikaten. Yani yakında hükümetin taslağı belli olacak. İnşallah arzu ettiğimiz gibi sivil, özgürlükçü, demokrat ve olabildiğince özlü kısa bir anayasa taslağı olacak. Rejim önerisini de göreceğiz. Bu da tartışılır hale gelecek. Yani gerçekten oradan da özgürlükçü ve demokratik bir sistem çıkıyor mu? Şimdi bütün bunları tartışmalıyız ve Ufuk Bey'in dediği gibi hem moral mutabakat hem de yani mecliste bu işleri iyi tartışır hale gelmeyiz. Ama ya meclisin haline bakıyorsunuz Şirin Hanım. Bakın şimdi dünden beri Kılıçdaroğlu'nun bazı sözleri tartışılıyor biliyorsunuz. Yani ben Kılıçdaroğlu'nun hani öyle dil sürçmesi falan değil. Sayın Genel Başkan onu bilinçli olarak yaptığını düşünüyorum. Ve şeyde de çok ilişkili buluyorum bu taktik manevrayı. Anayasa komisyonundan kaçışıyla CHP'nin. Yani bu mutabakat arayış ne kadar artarsa CHP topa girmemek konusunda o kadar özen gösteriyor. Hatırlayalım, çok kısa özetlemeye çalışacağım. Ne oldu? Geçen dönem gibi dedi ki AK Parti gelin eşit sayıda komisyona üye alıyorum arkadaşlar. Ama geçen sefer gibi işi sündürmeyelim 6 ay içinde herkes tekliflerini önerilerini getirsin. Bu uzlaşma komisyonundan bir netice çıkarıyor muyuz çıkaramıyor muyuz? Burada yani
AK Parti işte kendi hazırlığını yapıyor, kendi mesajlarını topluma iletiyor ve bu sistem dönüşümüne ilişkin kuvvetli bir çağrı yapıyor. Şimdi CHP ne yaptı? Patronlu başkanlık falan gibi bir şeye sığınarak, yani çok muallak, ya niye tartışmaktan kaçınıyorsunuz? Hani kendi önerinizi getirin, parlamenter sistem önerinizi. Ben hatta onu söyledim, yani daha iyiyse başkanlık sistemi önerisinden ben onu desteklerim. Evet. Buradan kaçtı. Şunu gördü çünkü, hemen bağlayacağım ne demeye çalıştığımı, hani bir sonuca bağlamak istiyorum. Çünkü şunu gördü CHP, yani bu 6 aylık süreç içinde siyaset üretmek konusunda AK Parti'nin çok yoğun bir eleştiri bombardımanına maruz kalacağını ve bu anlamda siyaseten manevra alanının daralacağını görerek kaçtı. Ve sonra da işte bu mesela son örnekte olduğu gibi aslında ideolojik konsolidasyona yol açıyor. Hep mesela AK Parti ve Erdoğan suçlanıyor ya toplumu kutuplaştırmakla. Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi tipik bir kutuplaştırma hamlesidir. Yani çok tekil bir olayı alıp toplumsal kesimleri içerecek ve hatta o toplumsal kesimlerin dünya görüşünü de eleştiri konusu yapacak şekilde keskin bir ideolojik konsolidasyondur. Ama bu konsolidasyon, hani yani diyorum ya, siyaset üretmezliğini ve yeni sisteme katkısını örtmek için yapılmış bir hamleydi. Tam tersi sonucu doğuracak, konsolidasyonunu daha da daraltıyor bu şey. Çünkü toplumsal kesimleri dışlayan bir tutum haline dönüşüyor. Yani siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu son açıklamasını anayasa sürecindeki siyasetine aynen. bağlıyorsunuz. O taktik şey. Ve bir şey daha söyleyeyim çok kısa hemen. Bu hem de öyle bir, yani o taktik çözümsüzlükten kaçmak için uydurulmuş bir manevraydı. Ama getirdiği nokta, yani bu CHP seçmeni de bunu görecektir ve çok ağır cezalandıracaktır önümüzdeki dönemde. Ben CHP'nin çok ciddi bir tartışma sürecine girdiği kanaatindeyim. Çünkü şu sonucu doğurdu. Yani siz bir ideolojik konsolidasyona gidiyorsanız, toplumun pek çok kesimini dışlayacak şekilde bir tutum geliştiriyorsanız, bunun iki açıklaması vardır. Birincisi, ben zaten tek başına iktidar olma iddiası taşımıyorum. Evet. Yani hadi ondan geçtim. İktidar olmanın tek yolu o değil ki. Koalisyon, dolayısıyla iktidar ortağı olarak bu işte yer alabilirsiniz. Ya dönüp bir şey hatırlayalım. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun söylemi üzerinden geldiğimiz noktaya bakalım. Bir de 7 Haziran sonrası AK Parti CHP koalisyonu için büyük bir kulis vardı biliyorsunuz. Yani nereden nereye geldik ve oradaki manevra alanını nasıl daralttı CHP? Bu da ilginç ve tartışmayı hak eden bir konu bence. Peki. Hakan Bey konuyu tabii bambaşka bir yere getirdi. AK Parti olan siz başarılısınız. Vallahi CHP konuşmayı özlemişim ya, açık söyleyeyim. Yani, ben, ille de bir AKP'li olarak ille de CHP eleştirilecek. Şimdi. Ya vatandaşlığı tartışıyorum. 40 yılda eleştiriyorum. Evet, vatandaşlığı tartışırken CHP. Aslında kendi AKP'liyim der mi? Bence, kendisi AKP konuşmadan değil yani. Ben AKP'li olarak. Yani herkes. Karar Gazetesi yazarı olarak davetli. Dolayısıyla. Hayır, bana genelde hükümet sözcüsü muamelesi yapıyor. CHP'li. Zaten o yüzden alıştık. Herkes. Evet, şimdi bu konuya eğer girersek söylemek istediğim çok şey var ama ben konuya geri dönmek istiyorum. Peki, oraya dönmek istiyorsunuz. Peki tamam, oraya dönüp. Şimdi bakın, geçmiş dönemde 2002-2006 arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden 9 tane karar çıktı. Bu kararın konusu olan insanlar, ki içlerinde Eşber Yağmurdereli gibi, Fikret Başkaya gibi Türkiye'nin yüz akı aydınları da var. Bunların hepsi, Eşber yıllarca, Fikret Başkaya bir yıl kadar, içeride teröre yardım, yataklık, terörün örgütünün propagandası ve benzeri, işte maddenin AB etkisiyle henüz düzeltilmemiş zamanında içeri atıldılar. Çok kötüydüler. Daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun uluslararası hukuka tümüyle aykırı olduğunu, bunların içinde bir tek Sürek davası diye geçer, bir tek o davada, ki o davada doğrudan doğruya dağa çıkmaktan söz eden bir kişiyle yapılmış bir röportaj nedeniyle derginin yazı işleri müdürü, bir tek onun kararı onaylandı. Onun dışındaki tüm cezalandırmalardan dolayı Türkiye tazminat ödedi. Şimdi şu anda o günlere geri dönmenin eşiğindeyiz. Vatandaşlık meselesinde 12 Eylül'e, terör tanımı konusunda 90'lı yıllara, işte sivil toplum örgütlerinin devletin doğrudur diye bize gösterdiği şeyin aslında doğru olmadığını gösteren Sur raporu, Cizre raporu vesaire, ki bunların içinde Mazlum Der var. Bana kalırsa en büyük eleştiri de Cumhurbaşkanı katında Mazlum Der'e yöneliyor. Tıpkı cemaate yönelik eleştirinin de dozajını, çünkü mahalleye sesleniyor. Mahallede, İslamcı mahallede itibari değeri yüksek olan İHAD'nin raporu mahalleye sızamıyor.
İşte İnsan Hakları Vakfı'nın sızamıyor, barolarınki sızamıyor. İşte Diyarbakır'ın neredeyse 300'e yakın tüm sivil toplum örgütlerinin raporu, protestosu sızamıyor. Ama mazlum derin veya cemaatin işte raporları, şeyleri bir şekilde mahallede bir şekilde yankı buluyor. Dolayısıyla son konuşmada sivil toplum örgütlerinin de takip edilmesi gerektiğini, onların da işte teröre yardım yataklık. Şimdi bu yaklaşım bizim gerçekten çok tehlikeli bir yöne doğru gitmeye başladığımızı, giderek 2002-2008-2007 arasında Avrupa Birliği'nin önermeleri doğrusunda ileriye doğru yetersiz ama kısmi de olsa adım atan bir hükümet profilinden 2010'da işte bütün erkleri ele geçirecek bir pozisyon elde ettikten sonra tersine doğru bir gidişatın başladığı bir dönem. O nedenle ben iki hukukçu arkadaşımıza özellikle de hani size Mehmet Bey, yani terör, vatandaşlık, işte sivil toplum örgütünün devlet karşıtı, devletin ilan ettiği iddiaların karşıtı rapor yayınlayıp yayınlamama hakkı, akademisyenlerin işte devletluların sert sözleri karşısında bunu görev bilen kimi hakim ve savcılar aracılığıyla içeri atılması, işte basın yayın özgürlüğünü kullanan insanların işte ajan ve benzeri bu pozisyona karşı eğer tutum takınamazsak, bu gidişat korkarım AKP'lisinden HDP'lisine, MHP'liler de tabii, Türkünden Kürdüne, Alevisinden Süsüne hepimizin yaşadığı ortamı hızla zehirliyor. Bizim o nedenle gecikmiş bir zamanda değil, zamanında özellikle mahalleye daha çok seslenen sizin gibi arkadaşların zamanında net amasız fakatsız canım o öyle yorumlanmaz ki, o şöyle yorumlanacak falan değil. Veya bu meseleyi tartışırken evet CHP'nin o açıklamasını mutlaka tartışmamız lazım. Ama konuyu oraya götürerek değil. Çünkü bir aydının fonksiyonu da, etkili bir tartışma da, kime vergi veriyorsak, kim en tepedeyse, kimin kararı hükümet kararı olabiliyorsa, yani kim bu memleketi iyiliğe de kötülüğe de sürükleme kapasitesine sahipse, ona yönelik eleştirimizde kendimizi göstermek zorunda. Yoksa muhalefeti eleştirmek kadar kolay bir şey yoktur. Hele HDP'yi, hele işte devletin düşman ilan ettiklerini eleştirmek kadar kolay bir şey yoktur. Ama bu eleştirilerin bizi demokrasiye, bizi hukuka götürme, taşıma şansı yok. Şu anda çok çok kısa bir yanıt vermek mecburiyim. Bu sivil toplum örgütleri, bakın bitiriyorum. Sivil toplum örgütleri bitiriyorum. Açıkladıkları raporlarda gerek Cumhurbaşkanı'nın gerek emniyet güçlerinin Sur için, Cizre için açıkladıkları tablo, rakam, olayın gelişiminden bambaşka tablolar var. Öyle tablolar var ki işte kimi kadınların göğüslerinin kesildiği, işte insanların, sıradan insanların evlerine girip orada çok çok kötü, üstelik tamam, resmi kıyafetli insanların hani, fotoğrafları sosyal medyada verdim. Yani peki, bunları düzeltemezse gerçekten şimdi, hepimizi kaygılandıran çok ciddi sorunlar var. Türkiye muhakkak bir şiddet sarmalında, dolayısıyla hakikaten hassas da olmamız gerekiyor. Buyurun siz bir şey söylüyorsunuz. Ben çok kısa, yani ben elbette bütün bunları önemsiyorum, Erdoğan Bey'in söylediği ve yani hak, özgürlükler, demokratikleşme vesaire bağlamında herkesin hakkı hukuku teminat altına alınmalıdır. Burada hepimiz mutabıkız. Eleştirilmesi gereken konularda eleştirilmelidir. Burada da bir şey yok, sıkıntı yok. Ama hepimizde şöyle bir alışkanlık gelişti. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu konjonktür de hakikaten çok sıra dışılaştı. Yani sadece Kürt sorunu aldığı, sorunun aldığı boyut değil. İşte bölgesel sorunlar, Suriye vesaire falan filan. Yani çok yalın kat bakarsak biz, yani ben de size tam tersinden bir okuma sunabilirim. O hani o da benim pozisyonum meşrulaştırır. Doğru olan bu değil. Doğru olan bunların arasında bir şey. Tamam. Yani şimdi bakın STK'ların ne kadar hakkı varsa, evet yani rapor hazırlamak, yayınlamak ve bunu kamuoyuyla paylaşmak hakları vardır. Hiçbir itirazım yok. Ama hani bölgede olup biten her şeyin ve her STK'nın da, yani mazlum değil filan veya bugün yani raporları yayınlanan STK'ları da kastetmiyorum. Yani sakın yanlış anlamayın Erdoğan Bey. Yani bölgede olup biten her şeyin de uluslararası aktörlerden ve onların öngördükleri bazı çıkarlardan bağımsız olduğunu düşünürsek, Suriye konjonktürünün tümüyle uluslararası konjonktürden bağımsız olduğunu, oradaki toplulukların özgürlük ve hak mücadelesi demokrasi her derdin devasıdır. Şüphesiz, ben de onu söylüyorum. Şimdi, yani bir son bir şey. Tam da burada. Tartışmamıza devam edelim. Tamam, okey. Okay. Ben cümleyi bir, acaba buraya bir ek yapsam olur mu? Çok peki, bir şey, peki. Kısaca söyleyeceğim. Aslında gerçekten Türkiye'miz
kurulduğu 1923'ten bugüne değin önemli bir ne diyelim yani milli şeflikler vesaire filan böyle katı bir devletçi yapıdan evrile gevşeye bir aşamaya kadar geldi. Sivil toplum denen şey aslında bu anlamda çok kıymetli. Ben bunu gerçekten çok önemli buluyorum. Yani sivil toplumun muhakkak diri tutulması lazım. Devletin güçlü devlet muhakkak surette sahada sorun oluşturur. Bunların hepsine ittifak ediyorum. Fakat Hakan Bey'in şu sözü önemli. Türkiye gerçekten sıradan bir ülke değil. Yani ne Norveç ne Arjantin vesaire filan. Dolayısıyla biz belli bir terörün, şiddetin parçası olmasak bile çevremizdeki alev sarmalı içeri bulaşınca hele bir de bunu terörle ihale edilmiş işte PKK terörü vesaire filan gibi bir şeyle ihale edilmiş dış güçlerin kimin burada parmağı oldukları çok belli. Yani bunlar, peki ama bu başka dolayısıyla, bir tartışma. Şu anda neyse, bizim konuştuğumuz aslında, hayır. Vatandaş terör tanıma ilişkisi. Ancak sivil toplumun buradaki yani, ifadesi var ya mesela demokrasi, sivilleşme bunlar çok önemli kavramlar. Türkiye'nin işte o yüzden sizinle bu, diyeceğiz önemli diyor. Önemli. Ben abi, önemli yani, buluyorum. Gerçekten peki, önemli buluyorum. Burada virgül koyalım. Turgut Bey'le devam etmek şimdi, istiyorum. Şunu sorayım size. Bu arada dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliği de geliyor. Bunu beraber görülmesi gerekiyor mu? Görülmemesi mi gerekiyor? Çünkü orada dokunulmazlıkları kaldırılacak. O şekilde dokunulmazlık kaldıramazlar. Niye? Şimdi tabii dokunulmazlık Türkiye için gerekli bir kurumdur. Bu konuda CHP'nin yaklaşımını da asla kabul etmiyorum, benimsemiyorum. Çünkü özgürlüklerin olmadığını söylediğiniz bir toplumda, gördüğünüz bir toplumda, sağlıklı bir yani koruma mekanizması, yani yargı bağımsız ve kuvvetler ayrılığının tas tamam uygulanabildiği bir sistem olmayınca milletvekilinin özgürlüğünü korumanız gerekir. O yüzden de dokunulmazlığın anayasadaki düzenlenmesine dokunmanız son derece yanlıştır. Şimdi onların düşündüğüyse yapılamaz. Çünkü toplu kaldırma diye bir şey olamaz. Onlar seçildikleri tarihte dokunulmazlıkları vardır. Bir kez daha anayasa ihlal edilecek. Dokunulmazlıkları vardır ve iç düzeye göre dokunulmazlık tek tek kaldırılacaktır. Başka yolu yoktur. Bunu neden sordum? Tek tek kaldırılırken de fezleke olanlar çünkü terör suçlamasıyla fezleke var. Tamam. Bir taraftan işte her neyse, terör kapsamında vatandaşlıktan çıkarma bir taraftan da yargılanmaları söz konusu olacak. Bu ikisinin bağlantısı anlamında sordum. Tek tek kaldırılması gerekir çünkü savunma hakları var. Meclise konuşacaklar, kendilerini savunacaklar. Bu hakkı kaldıramazsanız eğer öyle bir anayasa değişikliği yapmaya kalkarsanız o yani mevcut anayasa değişikliği yani mevcut şeyler için dokunulmazlık dosyalar için topluca uygulanamaz. O yüzden ben hem dokunulmazlığın korunması gerektiğini düşünüyorum topluca hem de öyle bir değişiklik yapılamayacağını söylemek istiyorum. Vatandaşlığa geleyim şimdi müsaade ederseniz. Tek tek görüşülmesi de fiilen imkansız bir şey zaten. Yani aylar alacağı için ben Turgut Bey gibi düşünüyorum. Dokunulmazlıklar kalkmamalı. Aynı kanaat. Şimdi bir mesaj geldi önce onu vatandaşlığa diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir mesaj geldi, onu okuyorum. Sayın Kazan, 12 Mart darbesi sonrasında vatandaşlıktan çıkarılan gazeteci, Ant gazetesi sahip ve yazarları İnci ve Doğan Özgüden çifti 44 yıldır Brüksel'de vatan hasretiyle kavrularak yaşıyor. İnci 77 yaşında, Doğan 80 yaşında ki kendilerini tanıyorum. Çok sevdiğim iki dosturlar. Tek iddia da Ant dergisini. Darbe yani, hukukunun yarattığı bir trajedi şimdi, daha. Şimdi bak Cem Karaca ile ilgili bir şey söylendi. Kamuoyunda da yanlış biliniyor. Onu da doğru bilmeniz için anlatıyorum. Cem Karaca'yı Turgut Özal getirmemiştir. Turgut Özal getirdi demedim. Bir de anlatayım ya, neyse. Siz söyleyin şimdi, ben de itirazım. Ya yok bunu cevaplamaya gerek yok. Cem Karaca bu doğru bilinsin diye söylüyorum. Tabii Almanya'da Turgut Özal Almanya'yı ziyaretinde otelde kendisiyle görüşmüştür. Ve Turgut Özal da getirilmesi için kendisine yani yardımcı olunacağı sözü vermiştir. Bu doğrudur. Ama Türkiye'deki yargı hep felaket bir yargı olmuştur. Tabii ki şimdi atıyor. Daha kötü. Fakat Turgut Özal dönünce Cem Karaca'nın birkaç tane tutukluluğu olduğunu görmüştür. Yani Fethiye'de tutuklu, Mersin'de tutuklu, İstanbul'da tutuklu. Ya şimdi biz gel deriz. Şimdi içeri girer çıkamaz. Bize fatura edilir. Yani bizim hükümetimiz bir sanatçıyı kandırdı, çağırdı. Tutuklandı. Ve tutuklandı, içeride kaldı. Komünizm propagandası
propaganda da 1 Mayıs şarkısı. Yani Mersin'de konserde 1 Mayıs söylemiş, Fethiye'de konserde 1 Mayıs söylemiş, İstanbul'da konserde 1 Mayıs söylemiş. Şimdi o yüzden o Almanya'da bekliyor, bu yanıt gitmesi mümkün değil, korkuyorlar. Beni aradı, ben dedi her şeyi göze alıyorum, Türkiye'ye geliyorum, bana yardımcı olur musunuz? Yani işte o, biz baktık ki bu sorun çözülebilir. Orada sadece, ki rahmetle anmam gerekiyor, Adnan Kahveci bize çok yardımcı oldu. Şu yardım yani. Girerken polis zulmü, terörü ile karşı karşıya kalmayalım. Yani bir sürü tutukluğumuz var. Biz kendimiz gidebilelim. Uçağa binip Fethiye'ye, uçağa binip Mersin'e. Bize bunu sağladılar. Biz işte yani başkanlarla konuştuk. Çünkü sonuçta ifademizi alıp bırakacaklar. İfade verdik, bırakıldık. Öyle bilinmesi gerekir. Bu arada yani orada o siyasi onu andığım için çok belirleyici yani, yoksa Ahmet, öyle yoksa pardon, Adnan Kahveci'yi andığım için Demirözlü'yü de söyleyeyim. Demirözlü konusunda da o günkü Dışişleri Bakanı aynı şekilde Mesut Yılmaz yardımcı oldu. Yani o da terör, polis terörü baskısından ondan sonra yani baskısına uğramadan girmek. İstediğimiz bu. Polis baskısına uğramadan kendi sorunumuzu biz çözeriz. Mesut Yılmaz yani onu sağladı. Ona da teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim bize. Şimdi bakın terör dediğiniz şey bir Erdoğan örneği. Doğrudan Sayın Erdoğan örneği vermek istiyorum. Anayasada bir seçilebilme maddesi olarak bir düzenleme vardı. 82 Anayasası'nda, darbe anayasasında. İdeolojik ve anarşik eylemler nedeniyle. Şimdi Sayın Erdoğan'ın mahkumiyeti bu tanıma girdiği için biliyorsunuz siyaset yasağı uygulanıyordu. Ben aslında durumun siyaset yasağı kapsamında olmadığına inanıyordum. Sayın Erdoğan'a da yani benim görüşüm olarak siyaset yasağı kapsamında olmadığını söylemişimdir. Öyle inanıyordum. Ama Türkiye'de baskın çoğunluk siyaset yasağı kapsamında, o mahkumiyetin yani siyaset yasağı kapsamında olduğu görüşündeydi. Fakat sonuçta Türkiye'de şimdi demokrasi uzlaşma rejimidir. Sayın Erdoğan buradan aslında yola çıkarak bir değerlendirme yapmalıdır. CHP ile anlaşıldı, doğru yapıldı. Katılıyorum evet. O ideolojik ve anarşik. Şimdi bakın anarşik. Yani çok mu Erdoğan işte anarşik ideolojik tanımı nedeniyle siyaset dışıydı. O tanım kaldırıldı. Yani o yüzden böyle teröre yandaş olmakla işte ideolojik ve anarşik işte ya ne olur bana hukukçusunuz. Bu Bey, teröre yandaş olmakla Bey, ideolojik tanımı, ve anarşik eylemden Bey, o tanımı kullanan söylediğiniz vesayet hukuku çözen de siyasi irade. Evet, ne güzel birlikte geldi. Ama şimdi şimdi demokratik bir bugün rejim olarak bize aynen ideolojik ve anarşik bakın, deyimi şey gibi teröre yandaş olanları vatandaşlıktan yani çok bir, özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. Tahir Elçi anlatacağım. Fezlekelere dönük şey, aslında. Bir şey söyleyebilir miyim? Vardı. Yani dur bitireyim de. Tahir Elçi. Hani, şimdi bakın. Tahir Elçi örneğinden herkes ders çıkarsın. Ahmet Hakan için takipçilik kararı verildiğinden rahatlıkla anlatabiliyorum. Yani bir müdafi olarak eğer o takipçilik kararı verilmeseydi anlatmazdım. Şimdi anlatabiliyorum. O Ahmet Hakan'a savcılığın çıkardığı yani CNN'deki yayın sırasında yaşanan olay nedeniyle. Savcılık Ahmet Hakan'a da basına yansıdı. Terör örgütü propagandası yapmak diye yazan bir ön ödeme ihtarnamesi çağrısı göndermişti. Biz işte savcılığa gittik ve dilekçe verdik ve anlattık ki bu ön ödeme çağrısı yasaya aykırıdır. Şunun için, şunun için, şunun işte onu anlatırken, onu anlatırken o odadan bize, Tahir Elçi öldürülmüştü. O odadan bana. Tahir Elçi'nin aslında PKK'ya karşı olduğu, o yüzden büyük olasılıkla PKK tarafından öldürüldüğü yolunda görüş bildirildi. Ama o odadan Tahir Elçi için hem soruşturma açıldı, hem tutuklanma istendi, hem iddianame yazıldı. Ya böyle bir sistemin içindeyiz. Ne olur? Yani yaşanacak tehlikeleri görün diye anlatıyorum. Olduğu gibi anlattım. Yani düşünebiliyor musun? Siz Tahir Elçi'nin aslında PKK'yı eleştiren bir kişi olduğunu hem biliyorsunuz
hem de terör örgütü propagandası yaptığı yolunda suçlama yürütebiliyorsunuz. Şimdi yani o zaman hukuk yok, psikolojik harp. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet, yani bütün bu eleştirilerinizde Kuşat Bey de bekliyordu. Şüphesiz haklılık payı var. Bütün bu olumsuzluklar zaten giderilmelidir. Diyorum ki ben. Ya ama giderilmelidir demek boş bir laf ya. Turgut Bey, yani ben de şahsi kanaatimi söylüyorum. Hayır, belki eğer siz haklı çıkarsanız burada yine tartışırız ve ülkenin ne kadar ümitsiz bir halde olduğunu görürüz. Ben de diyorum ki tam tersi, bakın önümüzde yeni anayasa gibi bir büyük fırsat var. Bunun ötesinde Sayın Başbakan çok yakında bu konuda kapsamlı bir basın toplantısı yapacak. Yani hangi konu bu? Hayır, bütün reform ve demokrasi. Ya Hakan, bak Hakan. Bir dakika Turgut Bey, ben bitireyim, sonra siz yine itirazınızı yapın, bir şey demiyorum. Yani daha önce de vurguladım, 7 Haziran ve 1 Kasım'da demokratikleşme ve reform iradesini süreceği konusunda çok güçlü bir vurguda bulundu AK Parti. Çok sayıda da vaatte bulundu bu konuda. Yani somut vaatler bunlar, yani uydurulmuş falan değil. Şimdi ilgili bakanlıkların tamamı bunların yasal düzenlemeleri üzerinde çalışıyor. Bir kısmı tamamlandı, bir kısmı tamamlanacak. İşte örneğin cemevlerine hukuki statü kazandırılması yönündeki düzenlemelere benzer. Bunlar hayatın pek çok alanı. Bütün Aleviler çığlık atıyor ama onu şey yapın yani. Ya, bütün tamam, Aleviler bakın, irademizin zaten, ihlal edildiğini anlatıyorlar. Zaten Alevilerle de tartışılarak, görüşülerek doğru yolun bulunması. Ya bu da peki, müzakere edilmesi de öngörülüyor. Allah başbakan aşkına. Başbakan açıklanacak. Dolayısıyla yani, diyorsunuz. Diyorum ki yani önümüzde hani bu, bütün bu olumsuzluklara rağmen yeni anayasa gibi bir fırsat var. Çok güçlü zaten bir demokratikleşme ve reform iradesi var. Şimdi bu irade söylenen sonuçları doğurmazsa ben de sizin cepheye geçerim, merak zaten etmeyin. Ama bir bakalım bekleyelim. Biz olarak anlatıyorum. Herkes, bir bakalım bekleyelim, görelim Allah aşkına yani. Herkesi tartışmaya sürükleyen zaten başbakanın çizdiği çerçeve değil. Başbakan zaten böyle bir düzenlememiz de yok dedi ama Numan Kurtulmuş da öyle. İşte ben onu söylüyorum. Bakın Cumhurbaşkanı siyasi mesajı, akılları karıştırdı. Cumhurbaşkanının siyasi mesajlarıyla başbakanın bu, tabii siz Ankara'ya dönün de ben buna bir şey söyleyeceğim kapatırken. Yani. Kapatırken peki Kürşat Bey buyurun araya girin. Şirin Hanım, bu vatandaşlık konusundaki son değerlendirmemi yapmak isterim müsaadenizle. Vatandaşlık tabii bir yaşam hakkı gibi temel bir hak. Anayasamızın da temel haklar ve hürriyetler kısmında zaten konuşlandırılmış durumda. Dolayısıyla bireyin vatandaşlık hakkını yine kanunda belirtilen istisnai hükümler dışında eline alma hakkınız yoktur. Uluslararası literatür açısından da bu böyledir. Birleşmiş Milletler'in ilgili sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 15. maddesi de bunu söylemektedir. Ancak ülkemizde bir terörle mücadele yürütülmekte. Yani biraz önce dokunulmazlıktan bahsettiniz. Bununla da ilişkili bir konudur bu. Yani bu bakımdan kuvvetli suç şüphesi, deliller olmaksızın herhangi bir bireyin vatandaşlık hakkını elinden alamazsınız. Ama biraz önce de ifade ettiğim gibi böyle bir tartışma ortamı yok Türkiye'de. Yani sağlıklı bir tartışma ortamı yok. Bu ortamda kimin terörle ilişkili olduğunu ispat etmek de çok mümkün değil. Ama bir gerçek var ki terörü meşru gösteren, ki biraz önce akademisyenlerle ilgili orada bir tartışma yaşandı. Ben de bir akademisyen olarak zaman zaman uyarılarımı yaptım bir vatandaş olarak bir yönüyle de. Neden önemliydi bu konu? Çünkü terör örgütlerinin, sadece PKK değil, bütün terör örgütlerinin insan kaynağı devşirme alanıdır üniversiteler. Bugün de bu yoğun bir biçimde yaşanmaktadır. Daha uzağa gitmeye gerek yok. Yani toplumsal güvenimizi hedef alan o son saldırılarda, pek çok insanımızın hayatını kaybettiği o menfur saldırıları gerçekleştirenlerin pek çoğu üniversite öğrencisiydi. O bakımdan akademisyenlerin tutum ve yaklaşımları gerçekten çok önemli. Yani ben onların yargılanma meselesine değinmek istemem. Gerçekten de çok üzücü bir durum. Yani bir akademisyenin yargılanma konusu. Ama burada terörün yöntemini eleştirmekle ona destek vermek, onu meşru kılacak, taktiksel eylemlerini meşru hale getirecek ve böyle bir algıyı gençliğimize empoze edecek yaklaşımları birbirinden ayırmamız lazım. Eleştiri alanını evet, ben de eleştirebilirim. Siz aksi bir eleştiri de getirebilirsiniz. Yönteme yönelik her türlü eleştiri yapabiliriz. Ama terörü bizzatihi meşrulaştırma meselesine terör geldiğimiz noktada orada hukukun devreye girmesinden daha doğal bir durum olamaz. Peki sizin tanımlamanıza göre yani açalım ve bu konuda belki fikir üretelim bilelim diye. Mesela terörü meşrulaştırmak sizin açınızdan
nedir tam olarak? Ne yapılırsa meşrulaştırılmış olur, ne yapılırsa eleştiri kapsamına girer. Aradaki farkı nasıl koyuyorsunuz? Şimdi, evet, şimdi zaten terör sorununun uluslararası sistem tarafından gerektiği bir biçimde çözüme kavuşturulamamasının temel sebeplerinden bir tanesi ve belki de en başta olanı kabul edilmiş, üzerinde mutabakata varılmış bir terör tanımının olmamasıdır. Bir araştırmaya göre uluslararası literatür açısından 150'nin üzerinde tanımlama yapıldığı görülür. Sadece terörle terörizmin birbirinden farklılığı noktasında uluslararası literatürde bir mutabakat olduğu söylenebilir. Mesela bırakalım uluslararası literatürü, biz kendi literatürümüze bakalım. Siz nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz? İşte mesela, oraya geliyorum. Şimdi yani, birisi çıktı daha evvel, çok özür dilerim sorayım size. Birisi çıktı daha evvel dedi ki, bu IŞİD'ci çocuklar dedi bir sosyolojik patlama yaşıyorlar dedi. Aslında bunlar dedi sisteme isyan ediyorlar dedi. Suriye'deki sisteme, Esad'a isyan ediyorlar. Hem de bu ediyorlar. Televizyon kanalında. IŞİD'de bunlar, ya bunlar bir sosyolojinin sorunu. Şimdi bu terör propagandası kapsamına mı girecek bu durumda? Yoksa bu bir görüş açıklamak mı olacak? Mesela nasıl olacak? Şimdi ne diyorsunuz mesela? HDP'nin yöneticileri... Buyurun. Buyurun. HDP'nin yöneticilerinin, eş başkanlarının uzun süredir yaptığı açıklamalara bakın. Hı hı. Yani halkı ayaklanmaya teşvik eden, iç çatışmayı bir hak arama yöntemi olarak gören, kabul eden, bunu belli bir kitleye de meşru kılmaya çalışan söz ve gayretlerin terörü desteklemekten başka şekilde açıklanması mümkün değil. Yani bunlar için çok uzağa gitmeye gerek yok. Buradan bir demokrasi karşıtlığı da çıkarılmasın. Bizim sorunlarımızdan bir tanesi budur. Yani uluslararası sisteme ben değinmek zorundayım. Çünkü kimisine göre terör örgütü olan, kimisine göre terör örgütü olmuyor. Mesela PYD örneği. Hayır, ben şunun için soruyorum size. Şimdi tamam, terör örgütlerini tanımlamıyoruz. Vatandaş terörist tanımlamasını konuşuyoruz. Terör örgütlerini konuşuruz başka zaman. Şu... Böyle bir düzenleme yapılacaksa, yani vatandaşlıktan çıkarılmaya kadar bile gidebilecek şekilde bir terör tanımlaması yapılacaksa, bunu sadece HDP üzerinden mi, yani sadece Kürtlere yönelik bir tanımlama yapıp mı kalacağız? Peki diğer terör örgütü listesine girenler için nasıl bir tanımlama yapılacak? Ya onu söylemeye çalışıyorum. Yani bunun sonu nerede başlıyor, nerede bitiyor? Evet. Bir kitle, bir zümre, bir kesim, bir örgüt, bir parti üzerinden mi bir tanımlama yapılabilir? Yoksa bir tanımlama... Hayır, elbette değil. Terör belli bir ideolojinin yarattığı bir sonuç değildir. Soruyorum. Yani tek sizin bir ideoloji soruyorum. Üzerinden, bir etnik kimlik üzerinden tartışamayız bunu. Evrensel değerlere atıf yaparak, evet, evrensel değerlere atıf yaparak bir eşitlik kavramı üzerinden terörü tanımlayıp bunun alt unsurlarını çeşitli kanunlar içerisinde konumlandırmak durumundayız. Ama şimdi bu tartışmayı biz nasıl yapacağız? Bu kutuplaşmada doğrularla yanlışların birbirine bu kadar karıştığı, teröristle vatandaşın birbirine bu kadar benzeştirildiği bir alanda bu tartışma yapmak gerçekten kolay değil. Evet. Yani inanın şu anda bizi izleyen böyle iki tane farklı kitleyle karşı karşıyayız. Biz bu kutuplaşmayı çözmek için öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde millet iradesini kullananların, egemenliği kullanmaya çalışanların neler yapıp yapmadıklarını sorgulamak durumundayız. Herkes diline dikkat etmek durumunda, üslubuna. Bakınız, ben sadece bakın bu üslup sorunu terör sorununda değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Erdoğan'ın, Sayın Davutoğlu'nun, neredeyse tüm siyasilerimizin farklı meselelere olan yaklaşımlarında kullandıkları dil bu toplumu bir yere götürmez. Rol model olarak milletin temsilcilerinin söyledikleri sözlere çok dikkat etmeleri gerekir. Çünkü toplumun sağlığını da etkiliyor bu. Yani zannetmesinler ki burada işte ahlak üzerinden, farklı kavramlar üzerinden yapılan karşıtlıklar sadece siyaset arenasında ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kalıyor. Toplumun geneline sirayet etmeye başlıyor bu. Evet. Ve böyle bir tartışma alanında biz terör gibi hepimizin ortak olması gereken bir meselede tartışamaz hale geliyoruz. Evet. Senin teröristin, benim teröristim. Bakın Şirin Hanım, biz bu ekranlarda bunu çok konuştuk. Vaktiyle Rojava, Kobani diyenler bu ülkede özgürlük savaşçısı olarak kabul edildi. Biz Türk, Türkmeneli, Türkistan dediğimiz için ırkçı, faşist ilan edildik.
Şimdi kim terörist? Geriye dönük bunu nasıl yapacaksınız? Nasıl irdeleyeceksiniz? Peki. Buyurun irdelesinler. Bu hiç kolay değil. Kolay değil. Peki. Akılcıl ve bilim temeli üzerinde bu tartışmalar yürütmemiz gerekiyor. Kürşat Bey beni gerçekten şaşırtıyor. Yani bir akademisyen sürekli bir afaki konuşma hali. Oysa madem ki çok ciddi bir mesele üzerinden konuşuyoruz, bu ciddi meselenin ciddiyetine binaen ona uygun bir tarzdan gitmemiz lazım. Yani uluslararası hukukta geçen Rıza Türmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önceki Türkiye hakimi terör ve hukuk diye bir makale yazdı. Çok rahat ulaşılabilir. Nesnel kıstaslardan söz ediyor. Uluslararası tanım, 99 tarihli uluslararası sözleşme sivillere yönelik şiddet eylemini terör olarak tanımlıyor. Ve dönüp bizim Türkiye'deki gerek düzeltilmiş hali gerek eski hali var olan terör tanımının sadece ve sadece devletin, bu tanım bile başlı başına bir sorun, devletin milleti ve ülkesi, yani devleti tepeye koyan, sanki hala bir tebaa toplumundaymışız gibi üzerinden devleti koruyup kollayan bir yaklaşım sunuyor. Bunun akabinde işte gerek 12 Eylül gerek bugün de ne yapıyoruz? Bu sefer de devleti yöneten kendini eşittir memleket sayıyor ve kendisine itiraz edeni bir şekilde dışlayan terör tanımları yapıyor. Bu da yetmiyor. Az önce Mehmet Bey'in de aslında söylediği beni çok şaşırttı. İşte hakimler, savcılar yeterince uygulamıyormuş. Hakimler, savcılar şu anda tarihin gördüğü en fazla siyasi iktidarın denetiminde bir pozisyon içindeler. Bu da yetinilmedi. Salt siyasal tutuklamalar için, salt iktidarın işaret ettiği insanlara yönelik mahkeme kararları tutuklama çıkartabilmek için özel mahkemeler de kuruldu. Yani biz aslında maalesef eğer geçmişe gideceksek İstiklal Mahkemesi'ni DGM olarak, DGM'yi sıkı yönetim mahkemesi olarak, sıkı yönetim mahkemesinde şimdiki mahkemeler olarak... Yani buradan kurtulup yani paralel ama süreç Erdoğan Bey bakın evrensel hukuk sizin söylediklerinizden hiçbir sonuca varmak mümkün Kürşat değil. Kürşat Bey bakın sizin evrensel, devletle olan sorununuzu hayır, doğrusu tam tersine biz demokratik bir devlet istiyoruz. Devletin birilerinin, bir partinin, bir kişinin vesayetinde olmasını istiyoruz. Her türlü vesayet sizler, rejimine çıkalım istiyoruz. Bu devlet vatandaşını katletti diyerek 90'lı yıllarda bakın, şunları bu yaptı, bunları dizi, yaptı diyerek bir dizi o bölgedeki insanları devlete düşman edecek bakın, bir zihniyetin de hayır, yayılmasına sebep oldunuz. Aksine devletin demokratik ve yurttaşın hak ve örneğin Soma'da 300 kişinin oysa ki bilimsel konuşması öldüğü, konuşmanın bilimsel öneminden mı? Bahsediyorsunuz. Bakın, lütfen andaki, devletle siyasi iktidar kavramını birbirinden ayırınız. Şu andaki tamam öyle düzeltelim. Siyasi iktidar onun sadece diyelim, bir unsurudur ve yanlışlıkları ya da hataları yapan amaç, siyasi iktidarlardır. Amaç bunları lütfen tamam, bir devlete mal etmeye kalkmayın. Tamam şöyle diyelim o zaman. Şöyle diyelim. Örneğin şu andaki iktidar bir müddet önce 6-7 yıl önce geçmiş döneme dair devlet teröründen söz ediyordu. Türkiye'de faili meçhullerin yaygınlığından söz ediyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir dizi işte köylerin yakılması vesaire falandan söz ediyordu. Hatta şu andaki iktidarın geçmiş başbakan yardımcısı, üç kurucusundan bir tanesi eğer bunlar doğruysa HDP eş başkanı Gülten Kışanak'ı işte mahkeme dosyasına girerek ben de daha çıkardım diyor. Şimdi bakın bu memleketi devleti hukukun standartına, iktidarı da bu hukuk standartının dışına çıkmamaya zorlamamız lazım. Bunu zorlamak aslında vatanseverliğin gerçek anlamıdır. Türkiye milliyetçilerinin tam da yapamadığı iş bu. Bizim bir millet eksenli bakış açısından neyi çıkıp yapamıyorlar Erdoğan Bey ya da şu, Türkiye milliyetçileri derken neden kastediyorsunuz? Bize tam, göre onun adı tam, Türk milliyetçileri de. Tam onu söylüyorum. Yani bu memlekette kim yaşıyorsa, kendini nasıl hissediyorsa, nasıl bir gelecek tasarım sürüyorsa onun hak ve özgürlüklerini, vatandaşlık haklarını, iktidarı eleştirme hakkını, örgütlenme hakkını, sendikalaşma hakkını, bakın 2 gün sonra 1 Mayıs kutlama hakkını sorgulamayan bir rejime ihtiyacımız var bizim. Bunu bir şekilde Erdoğan Bey ortadan kaldıran şimdi bir sistem uyguluyoruz. Buyur, olmaz, şimdi olmaz. Erdoğan Bey bir şey öğrenmek olmaz istiyorum ya. Yani bu Türk milleti yaklaşımıyla, sorun Türk vatandaşlığı kavramıyla bence olan isterseniz, sorun yani, nedir? Yani günün birinde, bunlar ortadan günün kaldırıldığı zaman Türkiye'ye hayır, demokrasi hayır mi gelecek? Yok yok. Türkiye'yi hiç terk eden ama insanların ben öyle, buradan ben gitme şey sebepleri bunlar mı? Bakın Erdoğan Kürşat Bey, yani lütfen ezberlerimiz aslında de değil de bu bizim gündemimiz üzerinden ilerlersek hepimiz için faydalı
bizi izleyenler ve memleket için de faydalı işler peki, yaparız. Peki, sorun. Mehmet Bey'in meselesi. Erdoğan Bey, biz hiçbir zaman bu ezberlerle hareket etmiyoruz. Ben bireysel olarak her zaman Türkiye'deki uzlaşmadan, kardeşlik hukukunu sürdürülebilmesinden, birlikte yaşama iradesi çok için neler yapılabileceğinden kaldı. Bahseden konuşan birisi. Bakın çok az zaman kaldı. Dolayısıyla daha somut şeyler konuşabiliriz. Sizin bir şeyiniz var. Ondan sonra diğer konuklarıma devam edeceğim. Buyurun. Eklememiz gereken, gözden kaçırmamız gereken nokta şurası. Şimdi sivilleşme diyoruz. Tamam. Devletin katı bir devlet uygulamasından hepimiz şikayetçiyiz. 90'lardaki kontrgerilla vesaire filan böyle kapalı yapılar, siyasi suikastler, faili meçhuller vesaire hepsine karşıyız. Devletin böyle bir katı, kapalı, gizli, kendini devletin parçası görüp de her tür illegaliteyi devlet diye sunan her tür yapıya karşıyız. Tamam, sivilleşelim, sosyalleşelim. Elbette biz de sivilliği istiyoruz. Sivil otoriteden yanayız, sivilleşmeden yanayız. Ama netice çıkıyor. Selahattin Demirtaş diyor ki PKK galip geldi diyor. Yetmiyor. Taksim'de ya da Gezi propagandası yapıyoruz diye illegal ne kadar anarşize, terörize olmuş yapılar varsa toplanmış kendince devlet kuracak, devlet yıkacak. Ama böyle bir mekanizme, böyle bir... Siz orada mıydınız Gezi'de? Gezi'de ben Fransa'daydım. Ya yapmayın. Tam Gezi olduğunu bir haftalık yurt dışına. Yani inanın, Gezi'de inanın, aradım inanın çünkü. Bunlar Gezi'de çok şey gibiler ya. Şöyle, hayır. Bizdeki sorun ya şu. Gezi'de... Sorun şu. Demirtaş çok aykırı bir açıklama yaptı. Sorun. Yani onları suçladı. Sorun. Ben de Demirtaş'ı suçladım. Şimdi, sorun bak Erdoğan bakın, Bey'in teşhislerine katılıyorum. Ben sorayım. Ben tamamlayayım orayı. Tamamlamam lazım. Ya iyi de vatandaş nasıl evet, çıkacak? Evet buyurun. Şimdi, ya onu konuşuyoruz. Bir soru sorayım siz tamamlayın. Çünkü az vaktim. Sivil toplum diyoruz ama sivil toplum adına terörist olmuş gruplar çıkıyor. Yani sorun burada. Buradaki tartıştığımız konu. Hepimizi, herkesi ilgilendiren bir mesele. Çünkü terör tanımı konjonktürel olarak değişiyor. Bu ülkede geçmişte de böyleydi. Şimdi bugün Ahmet, herkese Ahmet'den nefret ediyordur. Ahmet üzerinden tartışabiliriz. Ahmet 3 gün sonra çok muteber hale gelir. Bu sefer Mehmet üzerinden tartışmaya, 3 gün sonra da Ayla üzerinden tartışmaya karar veririz. Şunu sormak istiyorum ben size. 90'lı yıllarda hepimiz yaşadık. Muzdaribiz. Hatırlayalım 28 Şubat dönemini. O zaman da bugün dünyada 28 Şubat'a devrildi. Siyasi şey. İslami çizgide olmak devletin terör tanımı içine giriyordu. Doğru mu değil doğru. Mi? Doğru. Refah Partisi uygulamaları... o zaman laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni devirmekten neredeyse bir, terör propagandası demeyeceğim ama devlete karşı propagandan. Şimdi dolayısıyla şunu sormaya çalışıyorum. Konjonktürel olarak bunu yazıldığı zaman ve vatandaşlıktan kim çıkarılır, kim çıkılmaz, kim teröristtir, kim terörist değildir, kimin söylemi terörizmdir, kiminki değildir meselesini kişisel bazda mı taşıyacağız, genel olarak mı tanımlayacağız? Bakın kanun yapma, ne olduğunu soruyorum. Kanun yapma metni, yani üstadım burada çok iyi bilir. Kanun yapma metni kişiye özgü kanun çıkmaz. Kanunlar geneldir, herkese şamildir. Dolayısıyla genellik sıfatı olmayan bir şeyin özel bir hadiseye özgü kanun yapılmaz. Çıkmaması lazım. Dolayısıyla peki, olmaması öyle lazım. Ya evrensel yani. Kanun yapma tekniği oluyor bu. Ama oluyor. Dolayısıyla şimdi bizdeki problem şu. Bakın kendince terörize olan siyaset yaptığını iddia eden bir parti var mı? Var. Ama terörle eşdeğer kalkıyor diyor ki PKK galip gelecek. Ondan sonra PYD, YPG size şey yapacak. Siz YPG ile savaş. Yani bunlar ülkenin içerisinde siyaset yaptığını iddia eden hangi yapıyla anlaşabilir? Bunun birebir ya da 6-7 Ekim olaylarında terör örgütlerinin yandaşlarının dair burada o zaman bu madde şöyle mi? Cumhurbaşkanı söyledi şöyle mi demeli? PKK yandaşlarını değil. Çünkü olmaz, diğer örgütleri olmaz. Kastetmiyor. Bakın burada terör şiddet diğer örnekleri vermiyorsunuz o yüzden diyorum. Şöyle yani, terör şiddet bazlı genel yapılır. Hadiseye, konuya, kişiye özgü bir kanun metodisi olmaz. Kanunlar muhakkak surette genel ve herkesi kapsamalı olması gerekiyor. Kanun metodisi budur. Bunun yanında ben şunu söylemek istiyorum. De, bizim en fazla zarar gördüğümüz nokta... Övmek nasıl olacak? Şimdi bakın olursun. Şöyle olamaz mı? Yani, mesela kamu düzenine ilişkin olarak bak, Taksim'i bloke edeceksin. Ülkede molotof atacaksın. Polisi öldüreceksin. Ondan sonra hakarım özgürlüğü olmaz ki. Ya niye hep Cemil bütün, Bayık üzerine? Ya bak. Cemil Bayık değil bu. Bak bu şu meseleye geliyor. Erdoğan Bey meseleyi şöyle alınız. Sivil mesela A, B zikretmeyelim. A kuruluş, B kuruluş diye.
İçerisinden çıkıyor, Molotov kokteylleriyle saldırıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kaç tane kararında açıkça diyor ki, bakın 3 gün önce bugün gazetelerde var, yarın gazetelerde yer alacak. Marmara Mimar Sinan Üniversitesi'nin yanılmıyorsam 17 öğrencisinin evleri basılmış. Helikopterlerle basılmış. Acayip bir, yani her şey bir yana hak ihlali sabaha karşı basılmış ve olağanüstü helikopterler arkasından işte ama iki bakın, gün Ankara patlaması bakın, ne kadar hayır masum, hayır ama sonucu söyleyeceğim masum, çok kısa patlaması. Bağlıyorum ki siz oradan sonuç, patlayan kişi siz sonuç devam edin yürüyüş diye. Yapıyor değil mi? Hangi bakın Ankara patlamasındaki patlama meşhur 17 tane çocuk 2 tane patlama var hangisi? İlk patlamadaki hatırlıyor musunuz o mesela terörist ama bakın sonucunu söyleyeceğim güleceksiniz. Ve buna dönük olarak emniyet tedbirleri almadı gerekli güvenlik tedbiri yok diye de bir çevre sürekli hükümete eleştirmeye kalktı. Evet, bakın Mehmet Bey 17 herkes çocuk. Çok güvenlik tedbiri yok. Mehmet güvenlik Bey, tedbiri için 17 tedbir çocuk, almaya kalkıyor. Bakın şey gözaltına alındılar. Arkasından bugün hepsi bırakıldılar. Açığa çıktı ki Osmanlıca hocalarının dersine girmek istemiyorlarmış. Bunun üzerine Osmanlıca hoca Türkiye ayet yalnız bu. O, hayır bu, hayır. CHP'nin anlatışı. Hayır. Ya, şimdi bakın. İnanın soruşturma yani, gerekçelerinde Osmanlıca hocası şikayet etti falan diye bir şey yok ki. Soruşturma gerekçesinde bir sürü ama şey gizli var, tanık yani, diye örgütü. Tutulan öğrencilerden bir tanesi savcılığa ifade vermiş. Ya onun bakın demiş onun ki hocam bana söyledi gittim fotoğraf çektim çocukların. Yani ve bu çocuklar bak, serbest çok, bırakıldılar. Ya o polis ya ev basılması, ailesi, mahallesi ya, yani bak, yazıktır sistem, ya. Peki. Sistemi yani, tartışacağımıza biz, çok yani, evet. Bir cümle. Peki. Tabii. Bütün bu İki cümlede olabilir. Geldiği nokta, biz demokratik siyaset alanını genişletecek miyiz, daraltacak mıyız? Aynen. Herhalde genişleteceğimiz konusunda bir mutabakat var. Peki demokratik siyaset alanının genişletilmesi terörle ilgili tanımlamalarımızı muğlak kılarak mı yapılır? Daraltılarak, doğru düzgün tasnif edilerek mi yapılır? Bizim ülkemizdeki siyasetçiler sörf yaparak dalga üstünde kalmayı çok seviyorlar. Ama bugün geldiğimiz noktada bu akıntıyı değiştirmiyor. Bizim bu geleneksel akıntıyı değiştirmemiz lazım. Rüzgara karşı duvar değil, değirmenler örmemiz gerek. Ve hakikaten demokrasinin alanının genişletilmesinin çok somut adımlarını atmamız gerekiyor. Bu Martin Luther King ölmeden önce diyor ki, ABD'ye söylemek istediğim tek şey şu, kağıt üzerinde söylediklerine sadık kalın. Bizde söylenenle yapılan arasında o kadar aşı farkı var ki karşılıklı bir güvensizlik oluyor. Ama demokratik misak dediği zamanda İdris Küçük Ömer'in bir demokrasi mutabakatında anlaşmaktan başka çıkış yolu yok gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu terör tarifleri vesaire de buna hizmet ediyorsa anlamlı, yoksa ayak bağı oluyorsa bu filmi yine sardırmaya başlarız. Ben ben zaten şu konuda hala cevabımı alamadım. Belki tekrar söylemek isterseniz çünkü laf karıştı orada. Şimdi devlete yani sivillere, bireylere şiddet uygulamış terör mensupları eğer kendini öldürmemişse, şiddet eyleminin içindeyse ve terör eyleminin içindeyse ve bu yakalanmışlarsa ve mahkemeye çıkarılmışlarsa, değil mi? Bir yargı süreci başlamışsa o zaman o insanların hangi örgüt olursa olsun vatandaşlıktan atılmasının devlete ne gibi bir yararı vardır? Tam tersi olması gerekmiyor mu? Biraz önce onu söylüyordunuz. Aslında yani biz zaten yargılamak için tutuklamadınız mı? Zaten vatandaşlıktan atarak onu serbest bırakmış olmuyor musunuz? Bu çelişki nereden nasıl bertaraf edilecek? İkincisi zaten kaçmış gitmiş yurt dışındaysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tanımıyorsa, devlete karşı terör eylemi yapıyorsa, bu devleti ortadan kaldırmak için terör eylemi yapıyorsa, vatandaşlıktan atsan ne olur, atmasan ne olur? Zaten sana karşı bir Şöyle. Ya bunun bir mantığını açıklayabilir misin? Şöyle mesela bu bir tedbir. Mesela ceza kanunda henüz böyle bir ceza kanunda bir düzenleme yok ama devlet bu anlamda bir düzenleme yapmaya karar verdi farazla diyelim. Dolayısıyla burada bir cezalandırma yöntemi olarak da caydırıcı bugün Almanya'da PKK'nın ne kadar sermaye yönettiği malum. Bunun kendi Türkiye piyasası... Senin vatandaşlıkla ne ilgisi var? Şuraya bağlayacağım. Oradakileri vatandaş... Almanya'daki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla bağlı olup da Almanya'da iş yapan ama dolaylı bir şekilde varsayalım ki terörün parçası olduğu da ispatlandı ve Türkiye'de mal varlıkları var. Buna dönük olarak bir vatandaşlıktan dolayı siz bunu egale ettiğinizde buradaki mal varlıkları nasıl yönetecek bu?
bunun terörün parçası olduğunu varsayarsak, farazi üzerinde konuşuyoruz. Hani bir genel döndük Osmanlı'nın müsaadere hukukuna ya. Değil mi ya? Mesela diyor. Ama bakın mesela Osmanlı'nın müsaadere hukuku. Şöyle. Katılıyor mu? Yani bunu ya arkadaş, şu paralel yapı içinde söyleyebiliyorsunuz, iş içinde söyleyebiliyorsunuz herhalde, bak, değil mi? Hayır, hayır. Yani şöyle, hani nasıl hayır? Bak, teröre, şöyle, teröre bulaşmış birinin zaten mallarının müsaadesiyle ilgili. Zaten onu baştan var, ifade ettik. Kendi kendimizi kandırmayalım. Yok, baştan ifade bak, ettik onu. Ki, kanun uygulansa, terörün, kanun uygulansa bugün zaten bir sorun olmayacak ne ki. Ne olursunuz, terörün tanımıyla ilgili tartışmalar bir yana. Onu bir yana bırakalım. Vatandaş, şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki, yani o mevcut tanımların tartışmalı olduğu bir yana. Cumhurbaşkanı diyor ki terörü yeniden tanımlayacağız diyor. O açıklamalara göre yeni bir tanım yapacak. O daha genişletici bir tanım olacak ve yandaşlığı da terör sayacak. Şimdi o yüzden şimdi bu siz görüştünüz mü Sayın Cumhurbaşkanı? Şey, ya bu açıklamada neyse bir dakika devam edeyim. Yani şimdi bak. Çok ama yani çok net bilgiyle söylediniz. Ben o yüzden demin okudum size. Hayır ben gerçekten öyle bir görüşme falan yapmadım Sayın Cumhurbaşkanı. Ama siz kişisel hukuk tartışmasına döndü. Tartışmanız itiraz ediyorum. Bir de vatandaşlığı konuşuyorum. Size anlatmaya çalıştım ki vatandaşlığı kaybetmek Türkiye'ye girişi yasaklıyor. Ya Cemil Bayık'ın Türkiye'ye girişini yasaklamak diye bir şey olabilir mi? Niye birbirimizi kandırıyoruz? Ya böyle hayır, bir şey ama yok şimdi zaten, diyor Allah ki Mehmet Bey de diyor ki öyle değil diyor. Mesela yurt dışındaki diyor o terör örgütünü finanse edenleri diyor vatandaşlıkta atalım diyor. Ki, öyle mi diyorsunuz? Yurt dışındaki terörle ilgili insan teröre bulaşmışsa, terörle ilgisi varsa bunu ya onun zaten terörle ilgili olarak burada mal varlığının müsaadesi için imkan var. O yüzden vatandaşlıktan çıkarmayla ne ilgisi var? Çünkü vatandaşlıktan çıkarınca adamın mallarına müsaade edemezsiniz. Sadece mülkiyet hakkıyla ilgili sınırlar var, şey sorunlar var, miras hakkıyla ilgili sorunlar da var. Şimdi Cemil Bayık'ın ya da oradaki teröre bilmem ne yapın, bir miras hakkıyla ilgili sorun da olsa ne olur? Biz Türkiye'de özellikle yaşayan insanların önemli bir bölümünün, yani siyasal iktidarın beğenmediği kişilerin, çünkü ya böyle geçen bir şey gün bir büyükelçi bir yazı yazdı 2 gün önce. Dedi ki Kürt sorununun çözümü için müzakere esastır. Şimdi al sana bir yaklaşım. Şimdi bu pekala akademisyenlere bakış açısı gibi. Aa sen ne demek istiyorsun? Yani PKK yahut da Güneydoğu'daki saldırıları işte görmezlikten gelelim demek istiyorsun. Yandaş. Ya bu böyle bir şey olur mu Turgut Bey? Allah aşkına yani böyle bir hukuki düzenleme yapılır mı ya? Siz hukukçusunuz yani. Böyle bir şey yapılır mı yani? Mantığı ya var mı? Yapılmışları anlatıyoruz size. 4 kişi içeride yatıyor kanuna rağmen. Ona itiraz ettiğimizi söyledik Allah aşkına. Seni itiraz etmem kurtarırım kurtarmıyorum. Hayır bakın ki bir kısır döngüye giriyoruz. Peki bunu benim itirazımla ilgili bak size çok net yok bir şey söylüyorum. Yani şimdi o kadar şeye. Ya bak Hakan siz diyorsunuz ki bak iyi bir anayasa yapılacak diyorsunuz. Ama Ensarioğlu ile Burhan Kuzun. Yanlıştır bak, ya söyledikleri. Yanlış. Ya bak iyi bir anayasa Türkiye'de bazı birkaç madde hariç temel haklarla ilgili 12 Eylül Anayasası önemli ölçüde Avrupa tadilattan geçti. Avrupa müktesebatına uydurulmuş. Yetse de bizim sistemin ruhu sakat. Bir dakika ya. Temel haklarla ilgili düzenlemeleri yenilemek değil. Bizim sorunumuz koruma mekanizmasının iktidara teslim olmasıdır. Bizim sorunumuz Ensarioğlu'la Burhan Kuzu'nun söylediği gibi yargı yürütme bizim, bizim ya, bak, yasama bizim, artık yargı bizim sorunumuz. İzin verir misiniz bir cevap yargı vereyim artık? Şimdi orada da Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bak kuvvetler ayrılığı diyor. Evet. Uyumdur diyor. Denetim demiyor. Destek. Ya Turgut Bey bir izin ver. Ben artık ama ben bir şeyler söylemek zorundayım. Yani. Söyleyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim. Onu şu bağlamda söylüyorlar. Ensarioğlu ile. Yani aslında şu anda mevcut durum bu. Parlamenter sistem bizim işimize gelen bir sistem, istemesek değiştiririz. Biz tam tersi bu böyle olmasın. Kontrol edilebilir olsun. O yüzden değiştirelim. Ama ifade ederken de çok kötü ifade etti. Ne kadar neyi söylediklerini söyleyeyim de yorumunuzu size bırakayım. Onun için de Cumhurbaşkanı diyor ki. Benim mükellefiyetim moderatör olarak ne söylendiğini tam söylemek. Çalışmasıdır. Ve ben bir desteklemesidir diyor. Tamam. Oysa denetlemesidir. Peki hızlı hızlı. Turgut Bey hızlı hızlı bakın yani burada herkes sonuçta varsayımlar ve niyet okumaları üzerinden bir şeyler söylüyor. Hayır açıklamalar üzerinden. Yani umarım yanılıyor. Hayır ben öyle değerlendiriyorum Turgut Bey sizin yorumlarınıza dahil olmak üzere. Umarım yanılıyorsunuzdur da.
Önümüzdeki dönemde bütün bunları göreceğiz. Ama ben de madem öyle hani varsayımda bulunmak serbest, size söylüyorum. Terör ve teröristin tanımıyla ilgili radikal bir değişiklik olmayacak. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili mevcut düzenlemenin dışına çok çıkan, hatta belki hiçbir düzenleme yapılmayacak. Onun ötesinde önümüzde bir anda yeni anayasa ve demokratikleşme, özgürleşme, reform iradesini sürdürme gibi bir temel sorunumuz var. Ama terörle kararlılıkla mücadele gibi de çok ciddi bir sorunla yüz yüzeyiz. Bunun da üç ayağı var. Biri PKK terörü, biri DAEŞ terörü, birisi de paralel yapı meselesi. Bu temel unsurlardan arınması için de Türkiye'nin evet yani daha hızlı ve daha güçlü bir iradeyle demokratikleşmesi gerekiyor. Yani şahsi fikrimi söylüyorum. Bu iradenin yeni anayasa taslağında AK Parti'nin barınıp barınmayacağını da hep beraber göreceğiz. Ve ben sizi benim AK Parti'den gördüğüm, edindiğim, bugüne kadar devşirdiğim izlenimler söylediğiniz yönde özgürlükleri kısıtlamak yani bu tür işte terör ve terörist vatandaşlıktan çıkarma vesaire gibi tanımlar üzerinden asla böyle bir irade olmadığı yolunda Cumhurbaşkanı ile Başbakanı da bu anlamda demokratik iradesi çelişmiyor. Yalnız Cumhurbaşkanı'nın bu ülkenin asabiyetini genel siyasetini yönetmek gibi bir mükellefiyeti var. O mükellefiyetin gereklerini yerine getiriyor Cumhurbaşkanı. Bunun için ağır şekilde eleştiriliyordur. Eleştirilecek de. Ama o kendi doğru bildiklerini yapmayı da sürdürecek. Neyse belki bu sayede vatandaşlık tanımını bu ve terör tanımını bu çözüm sürecine söz vermişsiniz. Bir ayrı program yapacaktık. Bir vesile oldu terör tanımının ne olmasını gerektiğini tartışmamız için. Türkiye'de var olan anayasa uluslararası standartlara uygundur demekle referanda 12 Eylül anayasasına dönüldü demek arasında çok ciddi bir çelişki vardır. Bizim siyasette en önemli problemimiz düşmanımıza benzemektir. Yani eğer düşmanınıza benzersek bu süreç içerisinde düşmandan ne anlıyorsanız. Yani isterseniz Esad rejimi anlayın, isterseniz bazı rejimi anlayın. Ne yapıp ne edip eleştirdiklerimize benzememektir. Bunun da yolu hakikaten demokrasiyi kurumsallaştırmak ve bu anayasa meselesinde yaptım olduğu değil. Bütün toplumsal mutabakatı gözeten bir yerden adım atmak gerekir. Burada 6 milyon oy alan HDP de buna dahildir. Diğer parti CHP de dahildir. Dolayısıyla toplumun bir kesimi değil, herkesi kapsarsa işte o moral konsensusu sağlarız diye düşünüyorum. Üstelik tam Ufuk'un bıraktığı yerden devam edeyim cümleme. Eğer bu memleketin demokratikleşememe problemi, başta Kürt sorunu, Alevi sorunu, Türkiye'nin yoksullarının, emekçilerinin sorunuysa, HDP'yi dışlayan bir anayasa yapım sürecinin demokrasiye yaklaşması zaten fiilen imkansız bir durumdur. O nedenle HDP'nin bu sürece katkı vermesine bir engel yok. Arzu ederse yok, her türlü ama katkıda bulunabilir. Şu anda bizzat anayasanın ya komisyon 173. maddesi mi? Anayasa yapımına dair parlamentoyu yetkilendiren evet. bir komisyonu ve çalışması devre dışı bırakılmış. Onu AK Parti İktidar bir devre dışı bıraktı. İktidar Partisi'nin başkan adayı bunu CHP'nin şeyini bir fırsat peki. olarak hayır, kullandı. Hayır hiç öyle bir fırsat. Yapılması bakın, gereken. HDP samimi ise kendi somut önerileriyle bence gelsin. Şu, onun tartışması için hepimiz Türkiye'de mücadele Türkiye'de en geniş ederiz. Anayasa şey önerisi ya. Zaten onlardan geldi. Ufuk daha iyi bilir. Dolayısıyla yapılması gereken şu. Bu mevcut ortamı rahatlatmak, rahatlatıp anayasa yapabilecek bir zemini elde edip yol evet. 34 yıldır o zemini bekliyoruz inşallah. Anayasa yönündeki hafta tekrar tartışırız yine bu şekilde. Turgut Bey söyleyeceğin son var mı? Yani yeteri kadar söylendi. Peki sizin ben, var. Bugün tabii önemli bir gün. Regaip Kandili. Ben tüm Türkiye'deki halkımızın Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum. Tabii bu gecenin gerçekten ülkemizin sulhüne, selametine imkan vermesini Mevla'da. Bu paralel yapıyla ilgili bir şey söyledi ya. Ona bir ekleme yapayım mı? Bak. İkinci programı ben karıştırıyorsunuz. Ben o ikinci 12 Eylül öncesi yapmayın. Çünkü HSYK'yı paralel yapıya teslim edeceksiniz diye buralarda söyledim. Sonra bunlar sizi, yani başbakana sizi tutuklayacaklar dedi. İşte kötü ta başında. Doğru ama, yerlerde olmuşuz. O ekip şiddetle karşı çıktı. Tebrik ediyorum. İşte şimdi ama o zaman Turgut bunları Bey. Söylediğimiz için biz Ergenekoncu oluyoruz. Hayır olur mu? Doğrulara varmış olmadığından çok enteresan olan. Çok enteresan olan. Yani mesela Can Dündar vesaire filan çizgisinin paralelle iş tutması. Çok enteresan değil. Neyse o başka bir tartışma. Buna gitmiyor. Paralelle iş tutan doğrudan AKP'dir. Bir cümle oldu. Bak
paralelle iş tutan doğrudan ne istediğiniz de vermedi. Ne istediğiniz de vermedi. Tamam. Sayılmazdı son konuşmalar. Bitti. Vatandaşlık tanımını, daha doğrusu vatandaşlıktan çıkarma meselesini böyle bir düzenleme oldu. Hakan Bey çok iddialı bir şekilde böyle olmayacak. Terör tanımı da bugünkünden daha farklı olmayacak diyor. Ve demokratikleşme paketinde kısa bir zaman sonra geleceğini söylüyor. Başbakan Davutoğlu'nun mesajları böyleydi. Tam da anayasada vatandaşlık tanımı nasıl yapılacak, millet tanımı nasıl yapılacak diye konuşurken birden gündemimize vatandaşlıktan çıkarma meselesi girince etraflıca konuşalım istedik. Farklı fikirler vardı. Yorumu size bırakıyoruz. Bütün konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı Kürşat Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Kısa bir reklam arası vereceğim. Reklamlardan sonra veda edeceğiz. İyi akşamlar efendim. Birazdan görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Ne oluyor bitti, iyi akşamlar efendim.